Ekranları karşıdaki izleyicilerimiz, tiyatroya gelen misafirlerimiz, çok güzel hareketlere hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Evet değerli misafirler, ben geçen hafta çok güzel hareketlere konuktum. Yılmaz abi dedim, abi çok özlemişim sahneyi. Hakikaten arkadaşlarla ekip olmayı, skeç hazırlamayı gerçekten acayip heyecanlandım dedim. Yılmaz abi dedi, iyi o zaman dedi, ben Köyceğiz'e gidiyorum, sahne sana emanet dedi. Nasıl hocam falan. Evet, filme gidiyorum. Ekip sana emanet dedi. Ben hani şaka zannettim. Ertesi gün arabaya bindi, Köyceğiz'e gitti Yılmaz abi. Ben de o andan beri tiyatrodayım. Hocayı mahcup etmemek için uğraşıyorum gerçekten. Hadi aslanım göreyim seni dedi en son. Şu an aslanım ve görüyor beni. O bizi bir yerlerden izliyor. Hissediyorum Yılmaz abi gerçekten. Mahcup etmemek için çok güzel çalıştık. Yani daha doğrusu ekip şahane çalıştı. Ben de onlara adapte olmaya çalıştım. Olağanüstü bir gece olacak. BK Mutfak açısından çok çok anlamlı bir bölüm olacak. Bu anlamlı bölüme hoş geldiniz. Çok güzel hareketler bunlar. Başlıyor efendim alkışlarınızla. Abi hoş geldin. Safacığım hoş bulduk. Gerçekten ben zannettim çıktığında. Şu geliş. Evet evet o geliş. Görünüş ben, ses Yılmaz Erdoğan. Sen hakikaten çok büyük avantajların var yani. İstediğin her şeyi yapabiliyorsun. Evet hocamız yok. Evet sana çok ihtiyacımız var Safa bugün. Gölgesi yeter. Öyle olduğunu düşünüyorum. Bir şey söyleyeyim Safa, peki Yılmaz abi buradayken, hani taklidini yaparken hiç yapmadığın, söylemek isteyip de söyleyemediğin bir şey var mı hani Yılmaz Erdoğan olarak? Safa'yı çok seviyorum. Safa'ya bayılıyorum. Benim en sevdiğim öğrencim. Bir ara Metin Pıhlıs diye çıktı en sevdiğim öğrencim. O yanlış. Onu buradan belirtiyorum. En sevdiğim öğrencim Safa. Herkes de Safa'yı örnek alacak. Gerzekler. En çok söylemek istediğim buydu abi. Çok güzel, harika. Şimdi skeç var sırada. Evet. Konu nedir? Neyi anlatıyoruz? Konu bir isteme. Zaten skeçin adı da istemeden oldu. Geçen haftalarda ilkini yapmıştık. Bu da ikincisi. Atakan ve Cemile yazdı. İstemeden oldu geliyor. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Oğlum yavaş. Oğlum gitip hazırlasana sen. Şadan. Şadan şimdi ha? Bunlar görünce vazgeçmezler değil mi? Ne yapıyorsun lan? Ne yaptın? Sefettin? Yok yok, sıkıntı yok. Doğru düzgün oyna. Vazgeçmezler değil mi? Görünce vazgeçmezler. Oğlum! Ne yapalım? Göstermeyelim. O zaman göstermeyelim kızı. Çok mantıklı. Ya bir de mantıklı diyorsun. Ayıp bir şey Seyfettin. Hem ne demişler? Her kör satıcının bir kör alıcısı vardır. Annem! Sen iyi bir şey mi dedin şimdi? Ya diyorum ki işte endişelenme. Hem ben Nurhan'la konuştum. Böyle efendi iyi bir çocuğa benziyor. Bu sefer oldu. Hadi inşallah. Yazık olacak çocuğa ya. Oğlum bak, ablanın yanında da onu kıracak. Üzecek bir şey yaparsan yemin ediyorum bunu alırım. Anladı sen de ben. Anladım. Aa, iyice terbiyesizleşti anne. Nasıl olmuşum anne? Popom gibi. Şimdi ne dedim ben? Tamam kızım, yok. Çok güzel olmuşsun. Böyle prenseslere benzemişsin. Ne prensesi ya? Daha çok kurbağaya benzemiş. Öpseler bile düzelmez bu ha. Makyajı makacağım valla. Yok, yok kızım, anne. Şaka yapıyor kardeşin sana, şaka. Arkadaşlar merhaba. Bugün 12.'sini çektiğimiz ablama görücü geldiği gibi gitti videosuna hoş geldiniz. Silgi Bertin, tamam. Tamam ya Leyla, Leyla. Leyla ne yapıyorsun? Kapsini bitmedi daha. Tamam. Dur, ne yapıyorsun? Tamam, bir şey yok dedik. Tamam. Bu kez evleneceğim, kurtulacağım senden, göreceksin ha. Bu gidişte ben senden önce evleneceğim gibi duruyor. Annem sen ne buna bakıyorsun, yarım akıllı. Kız ne yapıyorsun? Abi, kızım. Buyurun. Merhaba. Merhaba. İlan için gelmiştim ben ama. Bir de ilan mı vermişler? Evet, dişi Golden. Golden? Köpek işte. Evet, ilan vermişler. 9 numara değil mi burası? Yok. Ha. Gel. Annemle babam da seni bekliyordu zaten. Gel.
Anne, baba, görücü geldi. Merhaba oğlum, hoş geldin. Merhabalar, hoş bulduk. Ama biz seni daha geç bekliyorduk, erken geldin. Ya vallahi fotoğrafı görünce dayanamadım, atladım geldim. Bakıcı değil, alıcı. hoş geldin oğlum. Hoş bulduk. Usulen. Hadi. Hadi. Sağ ol. Aferin. Otur. Otur. Oğlum böyle tek başına mı geldin yani? Nasıl? Evet, tek gel. Biz ailenle gelirsin diye bekledik ama. Yani istesem de olmaz çünkü onlar sizlere ömür. Evet. Nurhan hiç bahsetmemişti bu durumda. Anladım. Allah rahmet eylesin oğlum. Amin, amin. Aslında ben de biraz onun için istiyorum. Yani bana da bir arkadaş olur hem. Tabii. Aradığını bulmuşsun bence. Sen karışma. Nerede? Hemen bir görsem ben. Oğlum şimdi bu ne acele yani şimdi? Sende hiç gerek yok, hemen görmeye gerek var mı? He ya, çok seviyorum da hemen şöyle kucağıma alıp okşamak istedim. Tamam. Yok, sen... Sen niye gülüyorsun? Geç şuraya. Çabuk. Ablanı çağır. Abla sen niye gülüyorsun lan? Ablam çok eğleneceğiz dur. Tamam. Çocuk heyecanlandı. Heyecanlandı. Sinirlendi. Hiç üzülmüyor mu ayrılacaklar diye? Üzülüyor. Niye üzülmesin canım? O sadece küçüklükten beri kedi köpek gibi büyüdüler, ondan öyle. Aman bakma, gidince anlar değerini. Aynı odada büyüdü bunlar canım. Tabii. Oğlum sen ne iş yapıyorsun bakalım? Doktorum ben. Doktor mu? Allah Allah, doktor diyor. Neye şaşırdınız? Yani bizim kızı ne doktorlar ne mühendisler istedi. Yani bu ilk olacak da onun için biz. Aa, hoş geldiniz. Ne kadar da yakışıklı. Tamam. Heyecanlandı kız. Nasıl içersiniz kahvenizi? Aa yok, ben kahve hiç almayayım ya. Hemen alayım gideyim. Vallahi mı? Hık dedi, dondu yine. Bu heyecanlandı. Leyla! Leyla! Yanlış bir şey mi söyledim ben? Yok, onun için çok önemli de birden duyunca şoka girdi. Sekreti bir şey yapsa. Tamam, onun şey anahtarı bende. Leyla! Hadi. Baba. Hadi kızım, git kahve yap, gel. Tamam baba. Dün mü heyecanlandı? Bu nasıl heyecanlandı? Çocuğa bak, kapı gibi. Müsaadenizle ben bir iki bir şey sorsam. Tabii. Kaç yaşındaydı acaba? 32. 32. 32. İnsan yaşına göre yani. Lan ne göre, yaşına göre olacak? İnsan yaşına tabii. Ama hiç göstermiyor, değil mi? Tabii, çok sağlıklı maşallah. Aşıları tam. Değil mi? yani birbirini sevdikten sonra yaşın ne önemi var zaten evladım? Yani öyle. Değil mi? Evet, yani. Ver, buyurun kahveniz. Evet, teşekkürler. Sağ olun. Tuz var bunda. Ya ne olacaktı? Adettendir oğlum, adettendir. Ne? Şey yapma. Evladım, evin bahçın neyin var mı bakalım? Var efendim, bahçeli. Oh. Rahat rahat koşup oynar. Oh. Ay, bahçeli ev en sevdiğim. Ben de oynayabilir miyim? Tabii, neden olmaz. Sana enişte diyebilir miyim? Vallahi oğlum, ben şimdi ne yalan söyleyeyim, sana bir kanım kaynadı ama... Yani kızımız bizim için çok önemli, üzülmesini istemeyiz ha. Yani tabii, ben de hiç merak etmeyin, o konuda oldukça tecrübeliyim. Bu üçüncü olacak. Üç mü? Biz bilmiyorduk bunu. Allah'ın hakkı üç anne, sorun değil, merak etme yani. Sen sus. Üç derken nasıl yani üç oğlum? Efendim, diğerlerini maalesef kaybettim. Kıyamam sana, gel buraya şapşal. Leyla! Oğlum niye kısa çıktı? Oğlum, çoluk çocuk bir şey var mı peki? Ya birinden 4, diğerinden 8 tane. Ay maşallah. Bebeler hepsi sende o zaman. Yani bir süre baktım tabii ama bir yerden sonra nasıl bakacaksın? Ben de öyle eşe dosta dağıttım. Eşe dosta dağıttım ne lan? Ne var baba, siz beni arada komşuya veriyorsunuz. Aynı şey mi? Efendim artık ben alayım gideyim diyorum ya. Al git de şimdi, ne bileyim, bunun bir usulü önce var. Bir istemek gerek yani, değil mi? Yani istediğim için buradayım zaten. Ay ne kadar da ne istediğini bilen bir erkek. Allah aşkına sus, utandırıyorsun artık. Seyfettin çocuğun annesi babası yok, bir yol yordam göster. Şimdi oğlum tabii sen anne baba olmadığı için, yani bir büyük olmadığı için bir yol yordam bilmiyorsun ama... Hani vardır ya, Allah'ın emri peygamberin kavliyle... Her ne kadar bizden farklı olsa da bizim için evlat, evlat. Anladım. Peki madem, yani Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınızı istiyorum. Bir baba için ne kadar zor bir durum ya. İnsan gerçekten kendine çok kötü. Verdim gittim.
Al götür lan senin olsun. Al hadi kutlayalım onu. Oh be! Hayırlı, hayırlı olsun. Güzel oldu. Aferin kızım, aferin. Aferin. Hadi bakalım. O zaman şey de ben... Ha, yüzükleri de çıkartıyor. Takacağız şimdi çok güzel. Şöyle. Ne olur ne olmaz diye yanımda getirmiştim. İyi yapmışsın. Bizimki biraz vahşi. O ne lan? Yani şimdi yolda falan giderken sahipsiz sanmasınlar diye. Ay dur ben de kelepçemi getireyim. Çeyiz içine aldıydım. Kız! Leyla! Ne oluyor ya? Ne oluyor lan burada? O ne? Sen onu ne aradın? Düdüklü tencereyle aldım birlikte. Promosyon. Efendim kusura bakmayın. Daireleri karıştırmışız. Biraz da husumet yaşandı aramızda. Çiçek falan bozuldu. Evet. Buyurun efendim siz ne için gelmiştiniz? Ne, Allah'ın izniyle kızı alacağız. Anam ateş ediyorum baba kafamız aşınacak. Yani başkasına da mı söz verdiniz? Ayıp ama. Baba ben kızı çok sevdim. Beğendim. Alalım gidelim. Sus lan tamam. Efendim biz çok ciddiyiz. Bakmayın böyle durduma. Yani biz de ciddiyiz. Ayrıca ben konuştum anlaştım. Belki biz daha iyi anlaşacağız. Ya bana sorulmayacak mı ya? Kızım dur ya. Aa, şey, yalnız beyefendi biz şimdi yani az önce Tufan oğluma söz verdik ya. Evet yani Golden'ların yeri bende başkadır yani. Golden ne lan? Altın kaplama gibi kızım herhalde onu diyor baba. Ya köpek işte ben ilan için gelmiştim. Sahiplendirmek için. Murat Efe açtı bana kapıyı. Murat Efe? İfşa olduk galiba ya. Mimi! Ay şey sıpası senin başının altından çıktı değil mi bu? Ya siz ne yok bir yanlış anlaşılma olmuş. Ben köpek için gelmiştim. Al git bu kızı. Ben sana bir sürü köpek alırım. Çeşit çeşit. 3-4 tane alırım. Vallahi bu kız al git. Ne olur lan? Yok evet. Yok ben... Sen de bana yükseldin anladın mı? Yok ben yükselmedim. Ben müsaadenizi isteyeyim. Bu da sizde kalsın. Bir şans. Biz ne yapalım o zaman şimdi? Şöyle yapalım. Biz de tam Allah'ın emri, peygamberin kavli kısmına gelmiştik. Sizinle devam edelim. Ya ne diyorsun baba? Baba, ben kızı çok beğendim. Alalım gidelim. Ya yürü git. Yürü git. Şşt, bire bak. Bir sana bak, bir bana bak. Fıstık gibi kızım ben. Sana mı kaldım gücük? Tufan, köpeğin olayım al beni. Aa! Leyla! Leyla! Evet, her zaman gibi seyircimize soruyoruz. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Evet. Peki bu skeçle ilgili şey sormak istiyorum. Hiç aranızda şey var mı? Yeni evlenen, yeni isteme hikayesi yaşayan var mı? Siz mi? Evet. Tamam bir mikrofon alabilir miyiz hemen? Merhaba nasılsınız? Sağ ol abi siz nasılsınız? Teşekkür ederim ben deyim. Siz? Biz 4 ay önce evlendik. 4 ay. İstemede yalnız şöyle bir şey oldu. Heh çok bu... bak çok var ya. O kadar da heveslisin. İnşallah çok güzel bir şey olmuştur. Anlat abi. Ne oldu abi istemede? Bursa'dan Bartın'a gittik tabii biraz kalabalık gideceğimiz için. Servis şoförüyle beraber gittik. Kızı isteyeceğiz. Bir yemek yiyelim falan dendi. Yemek yiyecektik. Servisçi abiyi de çağırdık. O da bizle beraber geldi. Kızı isteyeceğiz. Servisçinin işte ne kadar kazandığını. İşte damadı servis şoförü abi mi zannettiler? Yok. İki aile böyle birbirine kaynaşmak yerine servisçiyi orta yoldan şey yapmaya başladı. Servisçiyle aşırı kaynaşıldı. Aynen aynen. Çok güzel. Peki... ne zaman evlendiniz dediniz? 4 ay oldu. 4 ay. Nasıl gidiyor evlilik? Mükemmel. Keşke daha önce evlenseydim. Hadi be. Çok iddialıymış. Ne güzel ya. Aynen. Ama ilk 4 ayda falan öyle diyorlar. Bizim 4 yıllık bir birlikteliğimiz var. Tabii buradan ailesi falan bilmiyordu da o kadarını. Bilmiyorlar mı? Biliyorlar, biliyorlar. Şaka yapıyorum. Süper. Yani servis şoförünün her şeyini biliyorlar. Senin 2 yılda birlikte olduğunu bilmiyorlar mı? Aynen, aynen çok abi. Çok güzel. İnşallah. Çocuk falan düşünüyor musunuz? Şu anlık değil. Yani evet, ilerleyen zamanlarda inşallah. Bu hemen sorumlu şey bir soru. Evet ya evlilik bu arada harika bir şey. Ben ilk 4 ay şey dedim de harika mutlu bir evliliğim var benim de. Çok güzel bir şey evlilik. İnşallah çocukla da taçlanır. Evet arkadaşlar aranızda sizin Cemile sen evlisin. Evet. Değil mi? Nasıl gidiyor evlilik? Güzel gidiyor da göremiyorum ki. Değil mi ya? Abi inanılmaz çalışıyorsunuz gerçekten evet, tebrik ediyorum ben ya. Ben de. Ne yapıyor enişte? Steadicam operatörü. Steadicam. Şu an çekim ne yapıyor? Film, dizi? Dizi. Dizi çekiyor. Sen ne kadar oldu evleneli? Pandemide evlendin değil mi sen? Sayı. O kadar görmemiş değil mi? Ne kadar? 5 ay bitecek.
gibi bir şey. 5 ay gibi. Ay çok buraları keselim. Tamam keselim. O zaman bir daha soruyorum, sen net söyle, 5 ayda. Ne kadar oldu evleneli? 5 ay. Temmuz 10. Senin için de nasıl gidiyor evlilik? Böyle mutlu musun? Güzel. Ya bu tipimle de evliliğin gittiğini anlatmak biraz çok bana. Güzeldi. Mutluyum. Senin istemende bir şey oldu mu garip böyle bu hikayedeki gibi? Yok, olmadı. Olmadı. Herkes ne güzel. Eskicinin notunu da net bir karar verelim. Çok güzel hareketlere zilden daha çok alkış geldi bence, değil mi? Çok güzel hareket diyelim bu gece. Alkışlar yazarlarına gelsin, oyuncularına gelsin. Çok güzel hareketler devam ediyor sevgili izleyenler. Seni aradım abi. Değil mi bu? Orayı görmedi, ders boş gibi geliyor. Yer yatağı geliyor. Yer yatağı. Senin yazdığın bir skeç. Evet, Cemile ile birlikte yazıyoruz normalde biz onu. 7.'si mi bu? Bu 7, evet. Çok güzel abi. 7 oldu. Ne hissettiriyor sana 7.'sinin yazılması? Yaz diyorsunuz, yazıyoruz abi. Bir hissiyatla değil de yani. Zorundalık mı yani sendeki siyadı? Yok, parası da güzel. 8'i gelir mi? Bu beğenilirse gelir. Hep bak öyle abi, bizde beğendiyse, seyirci beğendiyse... Zaten siz daha iyi biliyorsunuz. Sizde de Hıyarlı Baba sürekli... Evet evet, bizde de Hıyarlı Baba toplam 7 taneydi ama. Hadi ya. Peki yani bu 7 taneden sen 7 tane tutturdun deyip ekstra kazanıyor musun Cihan? Parası güzel oluyor dedin ya, sen kaşındın diye ben. Ya Allah'a şükürler olsun, kazanıyoruz. Kazanmıyoruz dersek olmaz ya. Allah'a şükürler olsun. Evet. Peki kazancınla mesela en son yaptığın enteresan bir şey var mı yani? Ne yaptın kazandığından? Tüp bebek tedavisi. Oğlum bu böyle söyle. Ben ya, bu olayı Yılmaz abiyle konuşuyorsunuz ama ben bunu... Ani geliyor bana bu. Nasıl tüp ya, bebek? Çok para ya. Bir de benim arkadaşla aynı yere gittik. Aynı yerden yaptırmaya çalıştık. Tüp bebek öyle bir yere gidiyorsun, orada şey yapıyor. O mesela daha az para verdi. Yaş büyük oldukça para azalıyor. Para azalıyor. Evet, bizi bekliyoruz şimdi. 36 yaşındayım ben. 2 sene daha sonra gideceğim. 38'de bir şey var. Kırılım kırılım gidiyor. Düşüyor mu? Evet, bir 8.000 lira mı ne düşüyor. Fena değil. Çok iyi ya. Kaç skeç yapar bu? Mesela senin yazdığın skeç. 7.'si yazılan skeç. Tek yazarsam. 2 kişi yazınca tabii 2'ye bölünüyor değil mi? 5 kişi yazıyorsun böyle. Yazdığına değmiyor falan. Telefonu yanıma almışım sürekli, ötüyor. Öyle çalıyor mu? Aa, yanlışlıkla almışım. Sen dedin ya hoca yok rahat olun diye, ben telefonu... Beni de yaktı arada ya. Hoca yok rahat olun. Evet kardeşim. O zaman yer yatağı 7 geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Bravo. Anıl, bu akrabaların ne zaman gidecek? Ha, yanımdalar, yanımda akşam kahvaltısı yapıyorlar. Ya bırak zaten, sabah akşam sürekli yiyip içip yatıyorlar ya. Bir... Ya ne yanlarında konuşma ayıp olmasın? Olsun ayıp, olsun. Ya hayır, sakinim ben ya. Gitsene sen şöyle. Hayır alma, lazım değil bir şey. Yok peynir var evde ya, alma, gerek yok. Gerek varmış Anıl, tamam peynir de al. Hatta teneke al, yengen kafasını sokar. Sen onu bana mı dedin? Ya ben dedim ya, kafanı sokayım peynire. Teneke alsın bu sefer, ben girerim içine. Ya tamam, dur bakayım. Anıl, Anıl. Bana yılbaşı ağacı alsana ya. Ha? Ne olur ya, hadi şans getirir. Götürse de olur. Anıl, hadi be. İyi, tamam aşkım. Tamam, sağ ol, hadi. Bu sefer kahvaltıya gelmiyor musun? Ben sabah yaptım yavrum kahvaltıyı. Siz de akşam akşam yemeseydiniz keşke. Aç mı kalalım Bursa'ya? Açız Bursa, aç aç. Aç, 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 aç. Senin açlığınla anneninki farklı canım benim. Git bakayım şansı. Yenge. Ya. Yenge, Allah aşkına yemeyin demiyorum. Gene in de akşam yemeği yerdik ya. Allah'ın izniyle onu da yerim. Sen beni de yersin yenge, biliyorum ben.
Bana hiç böyle güzel şeyler söylemiyorsun Buse. Sen beni yiyemezsin Ahmet. Ben sana büyük gelirim. Büyük olsun. Ne olacak ki? Seneye de yerim. Yenge şu oğluna bir şey der misin? Ahmet! Tam. Yerim demedim. Giyerim dedim. Tam. Öyle demekle kurtulamazsın. Yenge şunun ağzına acı biber sürsene. Süremez ki. Onu da bitirdi. Ama gözüm yandı ya. Bu nasıl acı ya? Buse, eğer bu stresli ortamdan kurtulmak istersen yarın öğlen 1 ile 4 arasında seninle dışarıda vakit geçirebiliriz ha. Yok yavrum, 1 ile 4 arasında seninle vakit geçireceğime onunla 1 arasında 65 yaş üstüyle vakit geçiririm. Daha zevkli olur vallahi. Seninle de karşılaşmamış oluruz. Şey gibi amca, dur sana şeyi anlatmadım. Şimdi bizim patron şeyde duruyor, tamam mı? Trafikte bunu çeviriyorlar, tamam mı? Polis şey diyor, HES kodunu verir misiniz diyor. Bizimkine dese beğenirsin. HES siktir, unuttum ben onu diyor. Komik değil mi ya? Ofiste bayağı güldüler. Ya kusura bakma, ben arkaya bakıyordum, Kate'e bakıyordum da seni çok dikkat edemedim, sana şey veremedim. Kate! Come here! Kate? Kate ne ya? Köpek mi aldınız? He, köpek aldım. Hello! Ne köpeği ya? At almışlar, at. Cinsi ne bunun anıl abi? Ahmet! Anam! Ne biçim konuşuyorsun sen? He? Misafir getiriyorsun ki. Tamam. At diyorsun, hayvan ismi takıyorsun sen. Vurayım mı? Tamam, geçti. No dangerous. Gel, şöyle yavaş. Tamam. Geç kız, geç. Come, sit. Şerefsizim çocuğum. Anıl kim bu? Aşkım vallahi ben de tanımıyorum ya. Yolda amcama dedim, amca biz niye bununla tanıştık dedim. Dinlemedi, ben onu eve götüreceğim dedi. Ama bak, yemin ediyorum vallahi kıza hiç bakmadım. Yeminle bakmadım ya. Sadece şöyle bir şey oldu. Mağazanın önünden geçerken camdan yansıdı. Bir oradan gördüm. Ama halbuki dön bak değil mi? Madem ben ne anlatıyorum lan? Eve niye getirdiniz o zaman? Kızım ne yapsaydı? Sokağa çıkma yasağı başlıyordu. Kız da kalmış böyle. Keklik gibi böyle duruyor. Dedik ki, do not be afraid, do not be afraid dedik. Aldık getirdik kız sokaktan, yatsaydı kızım. Ya bize yasak ya. Onları turistlere serbest. Nasıl ya? Evet. Öyle saçma olur mu ya? Öyle işte, ne? Yenge sen bir şey demeyeceksin mi buna? Bırak, ne diyeceğim? Deser ben bir sıkım almaz. Ha bak, o konuda haklısın yenge. Hatta şöyle bir şey var. Yapasın gel. Birazcık para getirmişsiniz de para mı sordun? Maşallah Anıl, çözdün. Ha yok, ben konuşuyorum ama anlamıyorum. Ama iyi gidiyorum değil mi yenge? Tamam. Ben bunları bir bırakayım, hemen geliyorum. Buse, kullanmadığın papucum var mı? Sen ne yapacaksın benim papucumu? Dama atacağım. Hay Allah'ım yarabbim. Amca. Heh. Amca söyle gitsin. Kızım ben İngilizce bilmiyorum. Nereden bilirim? Allah bilir. Biz nereden bilelim İngilizce? Ben nasıl söyleyeyim, nasıl konuşayım? Olmayan İngilizceyle nasıl getirdiniz buraya? Translate. Ne? Evet. Kate, translate. nasıl buldun evi? Güzel değil mi? Bu saatte açık yer arıyordun. Aha burası açık. Ha, I loved it. You're very strange. Are you circus worker? Çok beğendim. Acayip tiplersiniz. Sirkte mi çalışıyorsunuz? Sırf senin yüzünden oluyor, biliyorsun değil mi? Buradaki tek problem ben miyim baba? Doğru. Fakir Fikri. Arabana her uzvundan sövüyor ya. Allah Allah. Sen zamanında da çok iyi bilirmişsindir bunları. Ben tabii. Ha? Tabii zamanında ha. Biz bunların analarına az ariyokola demedik var ya. Bu olsaydı var ya neler olurdu da işte. Are we cola? Kola koyayım içersin Kate. Bir dakika. Bacım, Kate bacım. Seni buraya zorla mı getirdiler? I don't understand you. Please translate it. Türkçe bilmiyorum. Translate'e konuşun lütfen. Yalnız bu Kate seni seslendiren kız da güzel bir şeye benziyor. Yok anasının artık sende ya. Kate bacım, sister. Seni buraya, here, zorla mı getirdiler? Buse, İngilizcen aynı anneme benziyor. Bırak, ben söylüyorum. Sen ağzını sıçak Fikri. Ben ne yaptım ha benim? Ne yaptın sıçak? Kep belanı Fikri. Getir bir karıya nasıl baktın? Benim ne eksik bu karıda? Sen gözünü kasaya sokar Fikri. Niye emin erime sok? Gel. Please translate here. Buraya konuşun lütfen.
Sen hala zika orada kaybı çıkar ay. Sürece zikleme, sen zikleme, sen zikleme, sen zikleme. What? Kızım, lan senin şey, Türkçenin makine bile çözemedi, yanıyordu az daha makineler. Bak şimdi. Aç mısın? Aç mı? Ne? I ate Turkish kebab. Turkish kebab. Are you... Biraz medeniyet koyar, bak şimdi. Are you hungry? Kate, let me accompany you. Okay. Şerefsize bak ya. İngilizceyi çözdü lan iki dakikada. Çözdü, çözdü. Yengem de maşallah kendi de turist. Are you also tourist? Oh, siz de mi turistsiniz? Tabii, yengem turist. Papua Yeni Gine. Turisti. Hi olmaz, erkek olur o zaman. Yok, she de olmaz, hiç benzemiyor çünkü. Şimen. Turist. Papua Yeni Gine. Gerçi onun papua eski gene olsun. Ha, I know Papua New Guinea. Ha? Yes. Anıl! Anıl! Ha? Efendim aşkım ya? Anıl, tuvaletteydim, bak. Ne oldu? Ha? Söyle gitsinler. Bu ne? Kız gitsin. Gitsin ya, kendilerinin kaldığı yetmiyor. Bir de turist getiriyorlar. Sultanahmet mi burası ya? Yo, Fikirtepe. Gitsinler, bak benim canım sıkılıyor. O gitmezse ben giderim. Git, sen git, git. Kıskançsın sen, kıskanç. Sen var ya, sen fena... Bana bakın, eğer bu kız buradan giderse bu yaşta, bu saatte dışarı çıkarım, yakalanırım, cezasını da size kilitlerim. Headshot. Ahmet, oğlum sen nasıl konuşuyorsun lan yengenle? Vallahi bak çarparım ha. Asıl sen yengenin yanında düzgün konuş. Ahmet. Lan! Ahmet! Kaç işte. Oğlum ben kızla ilgili bin bir tane hikaye kafamda kuruyorum. Sen şimdi bana onu mu düşündürtüyorsun ya? Yenge deyip duruyorsun. Terbiyesiz. Amca harbiden karım haklı ya. Bu kadar fazla ama yani. Fazla. Evet, sen buraya fazlasın. Yarın gidip otelde kalıyoruz. Bak hala, bak hala otel diyor ya. Are you hungry kızım? Yeah, eat. Eat ya, kızım. Bırak. I'm eating. Kalk. What? Ham. Ham? He, hamam. Kızım yengen kabile reisiydi de Papua. Papua Yeni Gine'de kabile reisiydi. Hiçbir şey anlamıyorsun. Eat please. Okay. Yeah. Let me accompany you. Piçe bak, kızı görünce İngilizceyi söktü. Sen nerede öğrendin lan İngilizceyi? Hangi filmlerde öğrendin? Ben sana izlemedim hiç. Ahmet! O filmleri izleme demedim ben sana. He? Aklımda kalmış baba. Ay ya baba. Tamam, yemeğini yesin gitsin. Yemeğini yesin gitsin. Tamam aşkım ya, yemeğini yer, translate'e söyleriz, gider tamam. Ya. Tamam, söyleyeyim. Benim... Yılbaşı ağacım nerede benim? Ha, aşkım süsleri falan aldık da ağaç pahalıydı. Amcam dedi ki ben sana mezarlıktan yarı fiyatına çözeceğim. Mezarlıktan mı sökcan amca? Kızım bedava varken niye para gerek ya? Siz delirdiniz mi ya? Ya ben 40 yılın başı bir şey istedim senden ya. Ben onu süsleyecektim, camın önüne koyacaktım, şans getirecekti ya. What are they talking about? Ne hakkında konuşuyorlar? Şu kırmızılı kız var ya, yılbaşı ağacını soruyor. Boş ver sen onu, biz keyfimize bakalım. Christmas tree so much. Where is it? Can I see it? Yılbaşı ağacı çok severim, bayılırım. Nerede? Görebilir miyim? Yengeniz ağaç istiyor. Koş, çabuk! Ben ağaç olurum. Ben ağaç olurum. Süsleyin beni. Getir poşeti. Allah seni kahretmesin. Bir de süslüyorsunuz mu? Maşallah. Dengen şaştı, Ahmet. Dengesi değil, yengesi şaştı galiba. O karıştırıyor. Ahmet de hazır burada. Bu fide oldum, çok ağaç olmaz. Daha çok fidan gibi. Tohumlar. Ben de hazır Ahmet buradayken orada bir şeyler yiyeyim ha. Nereye oturacaksın? Kızın yanına mı oturacaksın? Aşkım yerde mi yiyeyim? Ye, yerde ye. Ama lütfen yani, burada misafirin yanında kavga etme ya. Utan, ye, çekme. Ne yapıyorsun buraya? Şerefsiz. Güzel oldu, bir şerefsiz anına da yakışır. Alalım yenge. Şerefsiz. Maşallah. Dediğinin hiçbir şey anlaşılmıyor. Şerefsizlerin çok net. Ya bırak. Kim ki acım? Kim lan bu? Merhaba. Hi. Hi. Merhaba. Ha, turist. Merhaba. My name is Christian. I love shish kebab. Ha, ev bura.
Ha, ha Ebra. Hayır olma. Hi. Oh. Such a lovely girl. Hi, how you doing? Hi, man. Hi. Hi. Hey. Oh, shit, man. What the fuck is this? Oh, my God. Welcome, honey. Let me introduce him. Honey? My boyfriend, Christian. Hoş geldin, balım. Onu anladık, onu çevirmene gerek yok. Detayı atlamayayım dedim de ben. Tanıştırayım. Erkek arkadaşım, Christian. Ha, erkek arkadaşın, he? Ben de binada reklam çekimi var zannettim. Buyursunlar, buyursunlar. Buyursunlar bir, buyursunlar iki. Aha. Nedir senin böyle durduğunda şey yapar? Ay anana kurbanı. Anana. Orta kızım. Ne yapıyorsun? Hey. Ya nereye bu... Ne, ben nereye oturacağım? Ben nereye oturayım? Ben altıma buraya oturayım. Böyle oturup çıkayım o zaman ben buraya. Ben buraya oturayım o zaman. Herkesi buyur etmeyin gene ya. Allah Allah. Oha! Oha! Ana! Oha, sizde de mi oha lan? What are you doing, man? Hey, seni gidi pislik. Ne yapıyorsun adamım? Bu karı beni sevmiyor ha. Baba, gönder şu lanet olası, yakışıklı değil. Filmlerde de uyuz oluyordum buna. Kalk! Go home yanki, go home! Go home! Nereye go home? Sen karı ya dedi, ben sana bir şey dedim. Burada bir çatık ağzını durdum. Sen kızın, 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 sabah akşam. Ya ben sana gel, sabah akşam yatacağım, sabah akşam yatacağım. Eş gölgün şimdi geldiğinde burada şey yapmadın mı? Konuş baba, konuş baba, arkandayım. Ezerim, çık. Sen... Koz derinle bakarak sen demedin mi? Sen gör gözünü önden çıkana mı atın attın? Biraz bıçaklama git peşim. Bir kere en azından yukarı ağzıma atalım. He, tabii. Kesin öyledin. He. Are they living with animal? No. They're so sweet. Have you seen that ass? Yeah, I know. It's like Kim Kardashian. Ne güzel, evimizde bir sürü dil konuşuluyor. Hiçbirini anlamıyorum. Olsun aşkım, hep yurt dışına gitmek istiyorduk. Yurt dışı ayağımıza geldi. Yuvamız G20 zirvesi oldu. Sen şimdi G20'yi bırak da biz zirvede bırakmayalım mı? Zirve deyince sen hep böyle oluyorsun. Hep böyle oluyorsun. Gerizekalı. Aptal. Yürütün. Ya! Kalsın kalsın diyor. Nerede yatacak bunlar? Yer mi var? Nerede yatacak? Yatacak bir yerde. Bir yerde yatacak inşallah. Nerede yatacak? Karışma. Kızım. Ye. Kızım. Ye. Kızım. Ye. Ye yine. Hiçbir şey yiyemez sen. Ne biçim konuşuyorsun? Bu konuda da karışmasın. Yer yatağı nasıl yatın? Ha, okey. NASA'nın adı lan bunu. Anasını. Bir yer yatağına biz yatıyorduk. Biz nerede yatacağız? Ya kanepeye uzanı ver sana. Kanepeye mi uzanayım? Ben kaşık yapacağım. Kaşık yapacağım. Aralarına gireceğim. Ahmet. Ne kaşığı? Ne kaşığı yapacaksın? Çay kaşığı mı yapacaksın? Çay kaşığı mı yapacaksın? Gezin kanepeye uzan. Kanepeye yatalım. İyi. Yat. Oldu. Böyle yatacağız yani. Ya oğlum gelin işte. Kaçın. Ya ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Başka durum ne yapıyorsun? Lan o! Lan tost olduk lan! En azından manzarası güzel. Evet, çok güzel hareket diyenler. Evet, zil diyenler. Vay, evet. Bir devam skeci. Zil duruyor. Buyur hocam. Çalmak sana yakışır. Hamza. Zil güzellik. Senin tekste ne yazıyor diyaloglarında? Ya bir cümle yazıyor. Onu ucundan kıyısından anlaşılır, anlaşılmaz sallıyorum. Sallıyorsun. Yani o... Onun bir sınırı yok değil mi? Nereye yok, kadar gidiyorsun? Evet. Nereden çıktı bu tip ya Begüm? İlkinde çok şeydi, az replik vardı. Böyle hiç de komiklik yapamıyordum. Böyle olsun dedim, öyle oldu. Ha, içindeki çağladı yani. Kendi replikini kendi yazdı. Müthiş, valla. Çok güzel hareketler. Devam ediyor sevgili izleyenler. Merhaba. Şimdi de iki erkeğin ev arkadaşlığı ile ilgili bir skeç gelecek. Bu erkek evlerin... Bir kıkırdama geldi. Erkek evlerinin bence temizlikle ilgili bir sıkıntısı var. Bana katılıyor musunuz? Ya benim şöyle bir deneyim var. Benim arkadaşların evi vardı. Böyle terliksiz yere basamazdın. Yani ben basamıyordum. Bir eşyam düştüğü zaman o eve bağışlıyordum.
Peki terlikler o eve mi aitti? Tabii tabii. Onu da giymeyecektin işte. Sen ya orada zaten da... içine sokar sokmaz böyle bir sıcaklık his gelir önce bir alışırsın tatlı tatlı. Yayılır yukarı yayılır doğru. O mikroptur işte. Çok büyük ihtimal. Ya ben o arkadaşlarımı çok da ifşa etmek istemiyorum çünkü biri çok yakınım. Şu anda. Aa, eşin mi o pis evden çocuğu alıp evlendin mi bir de? Onu o hayattan kurtardım. Onu oradan çekip çevirdim. Peki şimdi nasıl? Evde nasıl eşin? Çok iyi ya. Şu an hiç öyle bir sorun yok. Ama erkekler bence bir araya gelince öyle oluyor. Evet evet ben de. Böyle suçlamışken de var mı ben de onlardanım diyen evet acaba? Var mı hakikaten ya burada? Var mı böyle öğrenci evinde yaşayan? Ha süper. Merhaba. Hoş geldiniz. Ev arkadaşımla beraber geldik. Öyle zaten mi? Evet. İkiniz. Ne güzel. Aynı durumdayız aynı yani. Kesinlikle. Pissiniz. Evet maalesef. Biz pis değiliz kesinlikle. Ev pis. Ev yani pis. Bizde hiçbir alakası yok. Arkamızı dönüyoruz pisleniyor yani. Yani öyle bir yer. Şimdi bölüm ne? Ne kazandınız? Tıp. Kardeş de mi tıp? Evet. İkimiz de aynı bölümdeyiz, aynı okuldayız. Ya sizin ev hiç pis gibi gelmedi bana ya. Yani hijyenik, i̇şte doktor... İşte dediğim gibi ev pis, biz değiliz. Yani bizimle kişisel alakalı bir durum değil. Hijyen ve temizlikte aynen hiçbir sıkıntı yok. Gerçekten ev pis oluyor. Ev pis, evet, evet doğru söylüyorsun. Süpermiş. Buyurun Ezgi Hanım, ne anlatmak istersin? Ben o zaman skeci sunuyorum, gidiyorum. Yani her zaman kal isteriz. Ne kadar güzel duruyorsunuz sahnede efendim. Çok hoş geldiniz valla. Çok mersi. Skecimizin adı 2+1 adam. Cenan ve Arif yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Yok. Ben bununla aynı evde yaşayamıyorum ya. Ya bu sorumsuz. Sorumsuz vurdum duymaz, dağınık. Tüy döküyor bu ya. Tüy döküyor her yere. Ben hep yanındayım. Ayrıca her zaman söylüyorum sana, gel beraber yaşayalım. Nasıl olacak o? Ya çıkacaksın karşısına diyeceksin. Git bu evden. Ben Ogi ile yaşayacağım artık diyeceksin. Çıksın aramızdan ya, çıksın. Yasak aşk mı yaşıyoruz oğlum biz? Ne yapıyorsun sen? Ne dokunuyorsun ya Allah Allah? Ya ne yasak aşk, ne diyorsun oğlum sen ya? Akşama kızlar gelecek, ev halk otobüsü gibi. Doğru lan. Vallahi doğru. Aha Merve'ler mesaj attı. Vallahi mesaj. Aa! Sen geri zekalı gibi kız görmemiş gibi yürü ya. Merve'ler mesaj attı. Kombisin lan sen. Çalışsana lan. Çalış. Dolduk burada. Serdar. Sero. Lan Sero. Ben sana söyledim. Abo. Oğlum bak sana, bunun sonu hiç hayra alamet değil ha. Ne hayrı ne alamet oğlum ya Allah Allah. Ne oldu? Sero oğlum sabah kalktım böyle bir gariplik var oğlum. Nasıl gariplik? Oğlum bayağı titreyerek kalktım böyle. Bir kalktım böyle titriyorum böyle, tamam mı böyle? Falan. Nasıl? Kanka bayağı böyle ben bunu zapt edemiyorum abi. He? El atsana ya Ogi. Ben niye el atıyorum oğlum? Sen elimi attın lan. Oğlum ne var, geçen de el atmadın mı? Abooo! Vallahi öyle bir şey yok, iftira atıyor ya. Oğlum ben, beni nasıl bir üçgenin içine oğlum, soktunuz lan? Ne oluyor şu an? Bir daha. Lan ayağın. Ya! Şu! Oğlum bu diyorum ben, ay yürü git be! Kombi diyorum ya, kombi bozulmuş oğlum ya. Aa, donduk yemin kombi ediyorum bozulmuş ya. Bozulmuş. Yok ya, o arada yapıyor öyle şeyler. Ne arada yapıyor? Konuşuyor oğlum bu, ses geliyor bundan ya. Ya manyak mısın? Cayır cayır çalışıyor ya, ne ses geldi? Ne cayırı ya, ne cayırı? Gel dinle bak ne diyor bak. Lan dinleyip akıl mı verecek? Edin. Oğlum çalışıyor o mis gibi işte. Oğlum adam diyor ki beni bir salın, ben yoruldum artık. Salak diyor. Mısın? Tap tazi daha geçen sene yaptırdı. Ha bak dinle bak. Ben çok eskidim. Beni salın. Ne oldu? Ne oldu? Allah Allah. Kombisin sen kombi. Kendine gel. Bak su akıtırım. Ne diyorsun lan sen? At size tamam Orbay. Ne diyorsun oğlum? Orbay. Oğlum kendine... ne diyorsun? Bana bak. Ha. Bir dakika tanıyoruz oğlum çocuğu. Allah aşkına yapma ya. Ne yapıyorsun? Kendine gel. Orbi otur. Bana bak büyük büyük tepkiler verme. Tamam kanki. Anladın mı? Aç olan var mı? Ben açım kanki. Ben hep açım. Onu biliyorum zaten. Hep aç olduğunu biliyorum kardeşim. Orbay dolapta börek vardı. Ne oldu? Kanka ben onu yedim. Afiyet olsun kardeşim. Sarımsaklı mantı koydum. Ne oldu? Kanka, ben onu yedim. Farkındayım ulan. Dün gece içim kıyıldı. Hiçbir şey kalmamış ya. Allah Allah. Acı acına duruyoruz. Bana bak, şunun üstünde açacak vardı. Nerede?
Kanka. Onu da mı yedin lan? Onu da mı yedin? Beni de ya, Allah aşkına kemir ya. Allah Allah, ne yemesin? Manyak mısın nesin oğlum ya? Soda açarken kırıldı işte. Ha, onu da kırdın. Full zararsın ya. Bu şekilde olmaz kanki. Siz evleri ayırın bence. Öyle mi yapsak ya? Ne biçim konuşuyorsun ya sen? Ne güzel ya, ev ayırın falan. Ne kadar ayrılık seven bir insansın sen ya. Tamam. Tamam, biz yani anlaşamıyor olabiliriz abi. Tamam, biz her gün kavga ediyor olabiliriz. Tamam, ben son kavgada Serdar'ın ağzını yüzünü kırmış olabilirim. Evet. Hatta tamam ya, kabul ediyorum, evet ben zehirlemeye çalıştım, evet zehirledim. Lan sen benim ağzıma sıçmışsın, niye aynı evdeyiz biz hala? Kanka tamam, bak hepsi hallolur, hepsini hallederiz. Önce şu dağınıklıktan başlayalım abi, iş bölümü yapalım. İş bölümü yapalım, hepsi gitsin. Tamam, iş bölümü yapalım, belki düzelir o gibi. Tamam, iş bölümü yapalım. Hadi bak, başlayalım. Tamam, 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 güzel. Bulaşıklar bende. Tamam lan, yemekleri de ben yaparım. Güzel, temizlik bende. Tamam lan, yemekleri de ben yaparım. Tamam, alışveriş bende. Hadi tamam lan. Heh. Bu da benden olsa. Yemekleri de ben yapıyorum. Hadi. Olmadı mı o zıkkım yemek? Yap artık şunu da ye lan. Ama 5 dakikası var daha, o pişmedi. Oğlum bak daha ya. Tamam tamam, pişti pişti. Tamam oldu tamam. Ya böyle az pişmişsin değil mi? Oğlum lütfen ya, şu kurallara uyalım. Bir de abi, kimin kız arkadaşı eve gelirse diğeri ailesinin evinde kalır. Ben direkt ben anamlara taşınıyorum o zaman bu durumda. Ne alakası var ya? Allah Allah. Belki sen de kız arkadaş yapacaksın. Seninki gelecek gidecek bu eve. Hadi. Hadi şimdi manyak mısın oğlum? Ne lan? Oğlum salak mısınız lan? Böyle bir şey mi düşündünüz? Benim kız arkadaşım olsa ben bu pislik yuvasına sokar mıyım lan kızı? Giderim ayrı eve çıkarım lan. Vallahi mi lan? He. Ayrı eve çıkarsın. He. Niye? Oğlum iğrençsiniz lan siz. Pisliksiniz oğlum. Ne temizlikten anlarsınız, ne düzenden anlarsınız. Ne yemekten anla, hiçbir şey de anlamazsınız oğlum. Pisliksiniz lan siz, iğrenç insanlar. Nereye lan? Nereye? Temizlik. Kendimi temizleyeceğim, hijyen. Sen biliyor musun bunları? Gideceğim şimdi koltuk altımı falan, her tarafımı sileceğim böyle ıslak mendille. Hijyen. Yok. Şuna bak, kararmış çocuk, surata bak. O benim kendi rengim. Tamam oğlum ya. Allah Allah. Oğlum bu ne ya? Ne bu? Bari biz görmeseydik bunu. Çıkarıyor. Ogi. Tamam yeter. Aklıma şey oluyor şu an. Ay. Ogi. Lan git artık. Aa. Ogi. He? Farkında mısın? Fırsat ayağımıza geldi. Biz de mi birbirimizi ıslak mendille sileceğiz? Sence ben bundan mı bahsediyorum oğlum ya? Ne dedi? Kız arkadaşım olursa ayrı eve çıkarım onunla demedi mi? He. E Merve'nin arkadaşını Orba'ya ayarlayacağız. Orba. He? Hani bana ayarlayacaktın? Oğlum ben sana başkasını yaparım hem. Kız bilmiyor ki. Bilmiyor kız. Ne yapıyorsunuz dedi. Arkadaşımla oturuyoruz dedim. Gelelim mi dedi. Gelin dedim. Çıkın çıkın gelin dedim. Ya. Dönerci gibisin kardeşim. Aynen öyle kardeşim. Çok iyi. O zaman ben gidiyorum ha. Uza. Burçak'a bana yapar mısın? Yapacağım. Ben yapacağım. Vallahi aç. Yapacağım. İnce göreyim mi? Yapa, evet. Evet. Anladım. Hadi. Oh. Güzel. Ogi nereye gitti lan? Ogi ya misafir geliyor dedim de o gitti. Ya Cenan, ben senin misafirlerinden bıktım artık ha. Cenan sürekli kim? Misafir. Cenan kim lan? Ben Cenan, Serdar. Çok övülesi bir çocuk Cenan ya. Sağ ol. Aklıma geldi benim. Sağ ol. Cenan kim? Aa, bizi andı şu. Sero. Şey, bir dakika Sero. Evet. Lafı değiştirme. Ben değil. Evet. Serdar bak. Senin artık misafirlerinden bıktım. Her gün eve misafir misafir yeter. Kim geliyor bu sefer ya? Ama Merve geliyor. Arkadaşıyla hem de. Tabii oğlum. Dedi ki ne yapıyorsunuz dedi. Ev arkadaşımla oturuyoruz dedim. Seni anlattım. Kız hasta oldu sana. Mutlaka geliyoruz oraya dedi. Ne oluyor? Ne diyorsun lan? Ne oluyor? Ne diyorsun oğlum? Ne oluyor? Oğlum ne diyorsun? Sen niye böyle heyecan yapıyorsun? Bak yalan söylüyorsa yemin ediyorum. Doğru oğlum. Valla doğru. Ne oluyor? Oğlum titreme geliyor lan. Ya ne titre? Oğlum ne titre? Tamam yaptıracağım kombiyi. Bu sefer kombiden değil. Yapma ya. Tamam ya dur Allah kız aşkına. Geliyor. Tamam kız tamam bir sakin ne ol. Ne yapayım ne gelecekler yapayım? Ya şu üstünü başını bir çıkar önce, kızlar geliyor. Hah tamam. Aha ne yapıyorsun? Oğlum kızlar geliyor, üstünü başını çıkar demedim. Böyle bir şey değil, oturmaya geliyor kızlar ya Allah Allah. Biraz sakin ol Allah aşkına ya. At şunu arkasına, at şunu. Arkasına at. Bak ne olur utandırma. Allah'ını tamam sana. Aç. Tamam. Hoş geldiniz. Selam.
Hoş geldin, hoş geldin anneciğim. Hoş geldin Susam. Değil mi? Memnun oldum. Ben de. Bu da size çokça bahsettiğim ev arkadaşım Orbay. Hayırlı akşamlar. Allah şifa versin. Ama öyle ne oldu şimdi? Hasta ziyaretin kısası makbuldür. Nasıl? Ha. Her yeri şiş şiş. Yok, şişmiş. Normal hali onun. Oğlum o böreği yemeyecek mi? Sorun bu mu sence? Değil mi? Börek ödem yaptı sende. Ya geçin içine. Merhaba Orbay. Merhaba. Merhaba. Merve, merhaba. Merhaba. Orbay ben. Ben de Susam. Bir anlamı var mı? Evet. Simite pişen ilk baharat tanesi. Yerim ben o simidi. Ben de ondan korkuyorum. Güzel başladı. Güzel başladı. Çek, çek. Oturalım. Oh, biraz şey oldu. Böyle de. Dur şöyle. Beyaz şov gibi dizildik. Beyaz şov. Yapma bunu. Adam yapmıyor artık bunu. Yapma. Ha. Bu yemiyor işte. Yapma. Nasıl mı? Evet, yapma. Yine... Ya öyle bir işte minimal bir ev olsun diye bir şey yaptık. Ha, burası da bizim fakirhane. Bu da fakir. Evet. Beyaz daha iyiydi sanki. Tamam yapma oğlum. Hemen sen de niye yapıyorsun ya? İyi kızlar siz neler yapıyorsunuz? Hiç öyle takılıyoruz işte. Nerede sürtüyorsunuz? Ha? Ne yapıyorsun oğlum? Bir dakika. Oğlum kızlar sert erkeklerden hoşlanıyor. Bir dur. Nereden hoşlanıyor? Nereden bu? Ne alakası var sert erkeklerden? Öyle okudum oğlum dergide. Ya şu dergi, o dergi, o dergi diye Allah aşkına yapma ya. Biraz ne sakin ol. Romantizm mi? Hayır, evet biraz romantizm. Romantik. 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 Ha, romantik. Tamam. Bak. Kalacak mısın bu akşam? Kalacak mısın bu akşam diyorum. Kalacak mı? Ne? Bu akşam... Bana mı? Kalacak mı? Meryem, kalacak mı, kalmayacak mı? Meryem, sana bir soru soruyorum. Cevap versene. Ya bana mı diyor? Soru soruyorum. Konuşsana Meryem. Bana mı diyorsun? Kaç kere sordum. Cevap ver Meryem. Ne oluyor? Meryem, ya? Cevap ver. Meryem. Kaç kere sordum Meryem. Cevap versene. Ne yapıyorsun? Ağlıyor kız. Oğlum filmde, dizide gördüm. Ya ne dizisi? Cevap ver. Aa bu o dizi ya. Şey hani dedim ya anlattım yani izleriz diye. Onu yapıyor. Oh dizi, dizi ya, dizi ya. Vallahi dizi ya. Tamam. Ha dizi. Tamam. Oyun oynayalım mı? Oyun oynayalım mı? Olur, ha? Olur. Ha? Ne oynayacağız? Bunu seversen bundan sonra sana tamam, tamam. Kur'an çabuk. Ne olur ya? Ne oynayalım? Oyun. Zabu oynayalım. Biz sizden önce oynuyorduk zaten. Yarım kaldı. Baştan başlayalım. Tamam. Süper. Kim kimle eş olacak? Eş, eş önemli. Evet. Şöyle yapalım. Ben Merve ile siz ikiniz. Yok. Ya, başka, başka, başka. Değiş, ha, değiş. Tamam. Ben Serdar'la siz ikiniz. Hayır, başka, ya. Başka, başka. Tamam. Yapacak bir şey yok. Ben tek siz üçünüz. Yapacak bir şey yok. Kız kendinden vazgeçmiyor. Aynen. Ama öyle de olmaz ya. Hayır, tek olamıyorsun. Oyunun kurallarına aykırı bu. Ben Merve'cimleyim valla. Kim yapacak? Aa, sen Merve'ylesen ben de... İkimiz kaldık. tamam, o zaman ben Serdar'ı anlatıyorum. Güzel, tamam. Harika. Ben de süre, tutayım. Oradan başlıyoruz. Tamam, evet, süper. Tamam. Başlıyorum. Tamam. Başla. Harika, anlat, tamam. Başla. Bu nasıl anlatılır ya? Nasıl, anlat işte. Şey bu. Ne? Şey. Ne? Kedi değil mi bu, kedi? Allah'ını seviyorsan yapma, soğudum. Pas lan. Pas, soğudum kızdan, soğudum ya. Tamam, tamam. Tamam. Bunu bilirsin. Hah, bilirim. Eser yenenler. Dudak. Doğru. Güzel. Tamam. Yılmaz Erdoğan onun nesi? Daha zayıfı. Ya saçmalama, o değil. Nesi? Ha, daha yakışıklısı. Nesi, nesi? Nesi, ha, ustası. Ha, usta, doğru. Güzel. Usta eğildi. Çatal. Doğru. Lep. Lep Çorum. Kayseri. Pastırma. Evet. Orban. Hamur. Doğru. Siz benden hamur diye mi bahsediyorsunuz oğlum? İşte ha? Susam, hamur, simit inşallah be kardeşim. Normalde çok pis bozulurdum, çok iyi bağladım. Sağ ol, sağ ol. Bağladım. Tamam, şimdi evet. Şimdi ha? Orbay anlatıyor, Susam anlamaya çalışıyor. Ben bileceğim. Çok kolay, anladın değil mi oyunu? Anladım, evet, anladım. Bunlar tamam, kaldı. Anlat. Güzel, süreyi başlatıyorsun. İlk kelime sevgili. Sevgili, süre başladı mı? Başladı. Şey, eğer biz şimdi seninle ne olabiliriz? Önemli olan insan olmak bence. Tabii ki insan olmak da hani biz ne olabiliriz? Hani daha yakın... Arkadaş. Daha da yakın böyle... Kanka. Böyle içli dışlıyız böyle. Akraba. Öyle böyle değil. Çok daha yakını. Kardeş. Oğlum böyle giderse ben bu kızın babası çıkacağım bana. Bildin mi? Ha, bildin, bildin. Ben oynamıyorum ya. Ya Orbay. Abi tamam ya, bir dakika ya arkadaş. Ne? Bu nasıl bir şey, üzülme ya? Allah Allah.
Tamam. Tamam. Başka oyun oynayalım. Ben oynamıyorum ya. Oho! Kızlar üçümüz kaldık. Şişe çevirmece mi oynasak? Hadi. Harbi ekmeğindesin ha. Hadi şişe çevirmece o zaman. İkiyiz. Şansın çok yüksek. Hadi başlayalım. Evet. Tamam o zaman. Merve'cim orada. Ben buradayım. Tamam. Orbay burada. Susam da burada. Tamam, tamam mı? Haydi bakalım. Hop. Bakalım. Çeviriyorum. Hazır mıyız? Haydi. Haydi. Hoppa. Ben Merve'cime soruyorum. Doğrular gibiydi ama neyse. Olur mu? Merve'cime soruyorum. Doğruluk mu, cesaret mi? Doğruluk. Doğruluk. O zaman soruyorum. Çok güzel hareketler de. Selma. En beğendiğin erkek kim? Ya söylemeyeyim ya şimdi. Söyle söyle. Atakan Çelik. Çeviriyorum. Ben Cenan diye düşünmüştüm, o çocuğun çok şeyi var da. Yok ya, kelebek adam o. Evet, çeviriyorum. Ah! Evet, Orbay Susam'a soruyor. Susam'a evet. Ben soruyorum. Heh. Doğruluk mu, cesaretlik mi? Cesaret. Öp beni. Dur! Hayır, doğruluk diyecektim, hayır, yanlış söyledim. Çıktı, alırsın. Hayır, hayır, hayır. Alırsın, hayır. Sakin olalım, ne oluyor? Oğlum, hayallerimin katili. Hayal oğlum. Çık git. Tamam, Orbay. Ne o tamam oğlum? Tamam, geleceksin değil mi? Susam'ı elimden alacaksın, sen onun peşindesin. La bu da Susam diyor, acıktı mı bu ya? Abi, hayır ya, kızdan bahsediyordu. Ha ya, öyle oğlum, bir şey yok. Oğlum o kızı kimseye bağırtma. Tamam, biliyoruz. O kız benim. Tamam, biliyorum. Sen hangi kızı oğlum? Sen niye böyle şaşırıyorsun? Tamam, lan, ben tamam. Ben mi kızı elinden alacağım? Sen alacaksın. Sen alacaksın. Kim alacak? Hayır. Lan ben olmasam o kızda oturamıyordun şu anda. Yok ya. Ha bak, yok ya diyor. Lan ben o kızla sevgili ol da bu evden çık diye sana oyun oynadık lan. Vay be. Çok iyi lan. Ben sırf bu evden gideyim diye bana sevgili yapacaktınız ha? Bana uyar. Hayır, 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 yeter, hayır, hayır. Vay be. Vay be. Vay be hatta. Çok iyi. Siz peki düşünür müsünüz? Yok yok. Hayır. Çok iyi lan. Bir dakika içinde iki kere reddedildim. Ya tamam Orbay artık. Çok iyisin ya lan. Ya yeter, ayrılalım. Üç oldu be. Üç oldu. Ya tamam Orbay, vallahi yeter ya. Bu böyle bir şey değil ya. Abi biz anlaşamıyoruz seninle. Anlaşamıyoruz yani. Ya benim başka arkadaşlarım da var ya. Ben arkadaşlarımla geziyorum, kimlesin diye mesaj atıyorsun. Ben eve geç geliyorum, bu saate kadar neredeydin paşam diyorsun. Ya böyle olmaz. Bu şekilde ilerleyemeyiz. Yediğime içtiğime karışıyorsun. Hayatımı böyle ele geçirmeye çalışıyorsun. Neyin peki? Ne yapıyorsun? Toz var da onu at. İşte bak ilgi. Ben ilgiden sıkıldım artık. Bu ilgini istemiyorum ben senin. Gerçekten istemiyorum Orbay. Lütfen. Tamam, ayrılalım. Sizin nasıl bir ilişkiniz varmış ya? Hayır be. Ya, çok üstünüz lan ben. Zorlaştırma siz lütfen. En iyi arkadaşlarımdınız oğlum. Orbay telefonu unuttun değil mi? Olsun. Ben teybe bastım, görmediniz mi? Ha. Siz, oğlum benim bu şehirde sırtımı yaslayabileceğim tek insanlardınız lan siz. Helal olsun be. Eyvallah. Ben size ayak uyduramıyorum belki. Tamam, kabul ediyorum abi. Ne yapayım? Ben de böyleyim. Ben gidiyorum be. Hoşça kalın. Orbay ne yapıyorsun? Belki çağırırsın diye ben öyle yavaştan. Ya Orbay aslında... Heh. Öyle mi diyorsun? Gitsin. Ama manyak, duygusala girdi. Lan, bak, ben bir şey oldum. Öyle mi diyorsun ya? O... Ya bir daha deneyelim lan. Ha. Ha? Bir daha yapalım oğlum, bir daha deneyelim. Hem belki o gide gelir, üçümüz beraber eve çıkarız. Okey. Söz veriyorum, bir daha yapmayacağım, yemin ederim. Yemeklerden de bırakacağım. Üç, tamam lan, üçte biri senin yemeklerin, hadi. Sağ ol lan. İkisi de ben, bu da kendi baksın başı çaresi. Ha? Olur be, ha? Olur lan. Tamam. Kardeşim benim. Kardeşim be. Ya. Çok sağ olun be. Hayır. Hayır ama...
Çok güzel hareket diyenler. Evet, zil diyenler. Evet. Buyurun hocam. Skecin yazarları olarak. Oh. Bravo. Tebrik ediyoruz. Abi Orbay ismi bayağı zorladı. O nereden çıktı Orbay? Orbay. Ya biz şu ana kadar dedik ki biz bu skeci işte Cenan, Safa, Arif olarak oynayalım. Sonra işte eve kız falan atıyoruz. Dedik ki millet yanlış anlar yani. Bir de benim ev arkadaşım hani hacı. Madem öyle bir şey yapıyoruz hacı oynasın falan. Evet, sonra dedi ki hacı oynamasın, Safa oynasın. Boş ver biz ismimizi değiştirelim. Aynen öyle. Ya peki Yılmaz abi dedi ki ben yokken de Cenan'ı övün dedi. O yüzden ben de Cenan gerçekten harikaydı bu skeçte. Övmek zorundayım. Bir yandan da burada ev arkadaşlığı yapan da bir tek senle hacı değil mi? Hacı var evet. Nasıl gidiyor ev arkadaşlarınız? Bir eğleniyoruz beraber ya. Anlaşamadığımız konu aslında çok fazla yok. Sadece biraz temizlik var. Bir de hacı çok fazla yemek yiyor. Yani bir fazla ya çok fazla. Çok mu yiyor? Hani ya biz bir gün Arif'le işte konsol oyunu oynuyoruz. Saat gece 4:30 falan hacı da uyuyor. Hacı bize işte çok horlayarak eşlik ediyor böyle. Gerçekten o çok horluyor. Biz sesi açıyoruz, o daha horluyor. Biz biraz daha açıyoruz falan. Abi gece böyle 4:30 falan biz oyuna dalmışız. Ertesi gün iş yok. Hacı girdi içeri. Hiç kimseyle konuşmadı ama. Biz de fark ettik herhalde dedik oturacak. Geldi işte bir tane cips aldı. Kola koydu. Yedi. Biz yarım saat oyun oynadık. O yarım saatte iki tane cips yedi. Sonra bize hiçbir şey demedi geri gitti. Ya hiç konuşmadı. Hiç konuşmadı. Uykusundan çıkmış adam. Vallahi dedim ki. Uyur gezer olabilir. Abi dedim ki sen dün gece dedim. İşte cips yedin, hatırlıyorsun değil mi dedim. Ben de korktum çünkü hani lan aynı yerde yaşıyoruz. Sen dün gece dedim cips yedin, hiç konuşmadık, farkında mısın? He ya uykumda ağzımda baharatlı bir tat vardı da dedi. Peki bu arada Arif de hep var yine evde ve oha üçüncü mü olmaya çalışıyor? Bir dönem hep vardı. Yok bir dönem hep vardı Arif. Bu hikaye de gerçek yani. Siz ikili... Dökülün abi. Gerçekleri anlatma. İşte burada geldi. Hacı. Hacı sen uyur yer gezer misin? Öyle bir... Yok abi o akşam canım çok baharat istedi. Ama uyurken işte sorun orada. Uyurken baharat istemek. Ben bir gibi yattım, dört gibi kalktım. Dedim baharat, baharat. Cips yedim, yattım. Onlar da onu önerdi. Şimdi onlar senin hakkında anlattı. Söz hakkı doğdu gerçekten. Cenan'la ilgili bütün ülkenin bilmesini istediğin ve mahcup etmek istediğin bir şey varsa buyur. Çok şey var da. Oğlum. Ben en hafifini anlatayım. Geçen gün sucuk yüzünden tartıştık. Sucuk. Ben sucukları kalın kesiyormuşum. Sucukları daha ince kesecekmişim. O küçük tost ekmeği, kare tost ekmeği var ya... Onun içine iki tane koysam yetiyormuş. Bana yetmiyor abi. Sen kare ekmeğe kaç sucuk koyuyorsun? Abi ben kare ekmeğe 5-6 tane kendim... Ya kaşar görünmeyecek diyor. Ama... Ama abi öyle tadı olmuyor ki. Bir tane koyuyoruz, onun içinde tat yok mesela. Kaşarı da tek koyacakmışım. Tek kaşar olur mu abi? Kaşar tek düşün. Olmaz. Kaşar en az ikidir. Bence onda de. Onda okeyim. Ona bir şey kaşar yok. Kaşar ikidir ama 6 sucuk bana da çok geldi yani. Ve 6 kalın sucuk. Abi şimdi şöyle düşün. Bir bu tarafa, bir bu tarafa. 2-4. 2 de ortaya. Bu hangi kare ekmek bu? Bu nerenin kare ekmeği abi? Abi bir tane çapraz kaşar attım. Bir çapraz. Çok güzel hareketler devam ediyor. Hayatımıza Karışma isimli bir skeç gelecek şimdi. Hilmi ve Fatma yazdı. İnteraktif yapabilir miyim? Abi, sahne senin. Eyvallah. Ergenlik döneminde olan çocuğu olanlar, ergenlik döneminde çocuğu olanlar. Soramadım ki, öyle değil. Bu interaktif değil de ihbar ediyor gibisin yani. Evet, var mı? Çabuk onlar çıksın abi. Dışarı. Çocuğunu kontrol eden bir bebeğin var mı aramızda? Çocuğum dışarı çıktığında ben onu böyle takip ederim. Onun ne yaptığını kontrol ederim. Siz mi? Evet, çocuk da burada. Merhaba, Meryem. Merhaba. Ya çocuğum 8 yaşında ama... mesela onu bakkala bile göndersem... arkasından gizli gizli gidiyorum.
Ondan sonra o gelmeden ben önden girip... hani hem ona güven kazandırmaya çalışıyorum... hem de gözüm üstünde. Problem sizde gibi yedir. Bilmiyorum. Güven kontrole mani değil diyoruz her zaman. Anladım. Çocuk evet. Bu. Evet bu. Sustururmuş gibi bir şey. Bir şey öyle gözüktüğüne daha bakmayın. Yani buraya dışı önce... sizi yakar, içi bizi diyeyim. Öyle mi? Evet. Öyle misin? Öyleyim diyor ya. Mikrofonu verebilir miyiz? Merhaba. 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 Adın ne? Toprak. Bakkala diye gittiğinde bakkala gitmediğin oldu mu hiç? Neden bilemiyorum? Gitmiyorum ki. He, gidiyorum. Çok mu takip ettiriyorlar seni? Yok. Annen seni takip ettiğini hiç hissettin mi? Takip et diyor ama. Söylediniz az önce. Seni takip ediyorlar. Hissettirmiyormuş Cihan. Hiç hissettirmeden yapıyorsunuz. Nasıl yapıyorsunuz? Mesela çocuk bakkala gidiyor. Ne yapıyorsunuz siz? Annene verebilir misin tekrardan? Ya şöyle. Mesela biz pandemi dönemini Çankırı'da geçirdik. Çankırı'dayken mesela onu yolluyorduk. Yani çok uzun bir mesafe değil ama yokuşlu ve iki sokaklı bir yol. O gidiyordu. Ben arkasından gidiyordum. Sonra o dönmeden ben onu yokuşun başına görünce hızlı hızlı eve giriyorum. Onu evden izliyorum. Yani onun görüş mesafesinden çıkıp eve girip onu izliyorum. Öyle yani. İnternette mesela video izliyor. Çok sağ olsun sabah akşam çok güzel hareketler. Bütün bölümleri ezbere biliyoruz. Onun dışında bir şey izlediğinde de mesela bakıyorum ne izlemiş, ne yapmış, nerelere girmiş. O şekilde her şeyini. Kendimden utandım. Toprak, ben aşacaksın bunları, merak etme. Hayatınıza karışma geliyor. Hilmi ve Fatma yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Hayat amca! Hayat amca! Kızım sus! Allah Allah ya, azıcık sessiz konuş. Dikkat çekiyorsun çok fazla ya. Tamam. Adımı kullanma demedim mi ben sana? Tamam, bir daha sana Hayat amca demem, Hayat amca. Ulan böyle sessiz konuşunca daha çok dikkat çektik sanki ya. Oldu olacak bir de Hayat amca diye bağır bana canım. Olacak şey mi ya? Evet. Şule'nin babası Hayat amca diye bağır bana. Ya buradan bir çocuk geçti mi acaba? Çocuğun arkasından da karım geçiyordu da. Onu takip ediyor, gördünüz mü? Ya çocuk kendimden utanıyorum, kendimden utanıyorum diye bağırdı. Yapma ya, çocuk. Allah'ım yarabbim. Bana bak. Gelirken seni takip eden oldu mu? Oldu. Köpekler takip etti ama ben onları atlattım. Tamam, güzel. Şimdi çaktırmadan yanıma otur. Şule nerede? Bilmiyorum. Ne demek bilmiyorum ya? Ben sana boşuna mı para veriyorum Allah'ını seversen? Hayat amca, o konuya biraz değinmek istiyorum. Yani kızının en yakın arkadaşına rüşvet vererek... kızının nerede ne yaptığını öğrenmek sence de biraz ayıp olmuyor mu Hayat amca? Çiğ köfte yemeye gittiği birkaç erkekle. Sevgilisi mi yoksa? Ulan soyguncusunuz ya. Vallahi soyguncusunuz ha. Galiba sevgilisi olabilir gibi. Galiba mı? Basketbol takımından sanırım. Emin misin? Değilim. Ver lan şunları. Sevgili diyor ya. İnsan en yakın arkadaşının sevgilisi var mı yok mu bilmez mi ya? Bak ben Muharrem'in ne yediğini, her bokunu biliyorum. Allah Allah, iki tane metresi var. Aa. Evet. Nurettin de geçen sene Kıbrıs'a gidiyorum diye kaplıcalara gitti. Ters yapmış. O beceremiyor ya. O beceremiyor, vallahi beceremiyor. Allah maşallah. Ne güzel de arkadaşlarım varmış Hayat amca. Bana diyene bak. Kral Kustebek seni. Kral Kustebek. Hayat amca! Ya sessiz ol ajan Ahsen. Ya Ahsen ne alaka ya? Ahsen'e de mi rüşvet veriyorsun sen? Sen en yakın arkadaşısın. Sadece sana güvenemez. Elimizde ne var Ahsen? Sabah okulda müdürün yanından geçtikten sonra eteğini kıvırdı. Sonra okulda Okan'la beraber tost yedi ama Okan'ı sevmiyor. Güzel. Bak em, kim, küm, tem, tum etmeden hepsini tek tek söyledi. Parayı sonuna kadar hak ediyor. Sonra İlker'le de yan yana oturuyorlar sırada. İlker'e göstermiyor ama Okan'a da elletmiyor. Ne? Ya Hayat amca, ben kendimi böyle kötü hissettim ya. Ben aslında çok seviyorum Melike'yi. Ulan Melike ne alaka? Sen Şule'yi takip edeceksin. Ana ben bugün bütün gün Melike'yi izledim. Ulan Melike burada zaten. Aa Melike ne abi? Ya kusura bakma ya. Seni babana ispiyonladım. Paraya sıkışırız. Lan ben onun babası değilim.
Olsun canım, bu yaşa kadar siz bakmışsınız. Siz de babası sayılırsınız. Bakmadım. Aa, madem öyle niye Melike'ye babalık yapıyorsun? Yapmıyor. Ama babası yaşında insansın. Evet. Tamam, ben de sana baba diyeyim, hadi. Ya kızım bir dur ya. Allah Allah, her şeyi yanlış anlamışsın ajan Asen ya. Allah Allah, sen Melike ile beraber Şule'yi takip edecektin. Ama bunu Melike'ye söylemeyecektin. Çünkü sen gizli ajansın. Ya ben niye Şule'yi takip edip Melike'ye anlatayım? Ya bir dur ya sen. Hayat amca, Hayat amca. Şule buraya doğru geliyor. Yanında da bir çocuk var. Hayda! Ali ne alaka ya? Bütün okula rüşvet mi veriyorsun sen Hayat amca? Sen de ona verdin, buna verdin. İşini düzgün yapsaydın da param zilinde kalsaydı ya. Güzel. Şimdi bu çocuğun kim olduğunu ortaya çıkaracağız. Saklan. Ulan çok yanlış hata oynadım ya. Dal şuraya, dal! Geliyor. Aa bak, şuradaki bank boşmuş. Oraya oturalım mı? Olur. Gel hadi. Çiğ köfteyi sevdin mi? Bayıldım. Vallahi mi? Bir dahakine ben saracağım, ben düreceğim, ellerimle yedireceğim sana aşkım. Sağ ol aşkım. Şey diyeceğim, senin canın niye sıkıldı? Ya bizim kızlar birazcık garip davranıyor bu ara. Mesela Melike, o kem gözleri hep üstümde. Kıskanıyor işte seni, safizine askılıklı. Her şeye burnunu sokuyor ya. O burun sende olsa sen de her şeye sokarsın. Değil mi ya, resmen ümit burnu. Ağzımdan uçuyor, çiğ köfte uçuyor ağzımdan. Çok güzel şaka. Ne yapıyorsun ya? Her yerimle gülüyorum, güzel şaka. Peki ya Ahsen'e ne demeli? Bala mal demeli. Ya bence o kız mal. Deme öyle ya. Aklı kıt sadece. Ama zaten niye takıyorsun ki? Mezun olduktan sonra hangisiyle... Keşke yemeseydim şu köfteyi. Mezun olduktan sonra hangisiyle görüşeceksin ki zaten? Bak Ali'ye beni dostu zannediyor. Esi hiç sevmiyorum piçi ya. Ha. Neden? Ya böyle... Beleşçi, haysiyetsiz, piçin önde gideni ya o. Okuldan sonra yüzüne tüküreceğim. Şimdi ödevlerimi yapıyor diye idare ediyorum. Ya boş ver ya, canımızı sıkmaya değmez bence. Evet, şey diyeceğim, okul çıkışında bir yerlere gidelim mi? Sana da iyi gelir ha, ne diyorsun? Ya çok güzel olurdu aslında. Ya ama babam öğrenirse çok üzülür, olmaz. Okul gezisi vardı, bana gidelim. Çok mantıklı. Değil mi? Geçen hafta da Melike'lerde kaldım, biliyor musun? Ya Melike çok iyi kız, çok iyi idare ediyor beni. Ya aman neyse, fazla uzattık. Çıkar da şu işi halledelim. Hemen burada mı? Fazla vaktimiz yok zaten. Ya kızım benimki bayağı böyle buruşuk falan. Bence seninkini çıkaralım. İnci gibidir lan o. Ya ne olacak, ne fark eder ya? Çıkar. Ya vallahi bak, emin misin? Bayağı yıprandı. Kurcaladım, bayağı yıpranmış yani. Yok ya, bir şey olmaz, hadi hallederiz. İyi bak, çıkarıyorum. Ondan sonra bu ne? Bu ne hale gelmiş falan deme ha. Yok yok. Tamam. Lan sen neyi çıkarıyorsun? Neyi çıkarıyorsun? Eyvah, babam saklan! Gördü gibi sanki ya. Gördün mü baba? Geç lan şöyle. Geç şöyle! Ne işin var baba senin burada ayrıca? Asıl senin ne işin var burada? Ne yapıyoruz? Yok onu çıkar, bunu çıkar. Ama ben çıkarım. Ne çıkarıyorsun? Yok yok, test kitabı, test kitabı. Ne diyeceğim? Ya bırak Hayat amca ya, değmez zaten bunlar için. Melike, sen de mi bizi dinliyordun? Ümit burnuymuş. O çok komikti ama, Ümit burnu çok komikti. Ah sen? Burada. Allah Allah ya, siz... Size hiç mi güvenemeyeceğiz ya? Böyle dost mu olur ya? Dostluktan bahsedeyim bak, pis miyim lan ben? Ali, ne işi var senin burada ya? Lan sen çok konuşma lan. Sen çok konuşma. Asıl senin ne işin var mı? Çok konuşma. Ya baba, hala üste çıkmaya çalışıyorsun ya. Niye takip ettiriyorsun sen beni? Ya kızım, öyle bir şey yok. Ben ne takip ettireceğim? Ben buradan geçiyordum öyle sadece. Ya babacığım, hiç yalan söyleme. Ben biliyorum, onlara para verip benim hakkımda bilgi aldığını da biliyorum. Aa. Sen nereden biliyorsun bunu ya? Ah, sen söyledin. Vallahi öyle bir şey demedim Hayat amca. Dedim ki, baban dedim para verdi. Nereye gideceksen söyle de kırışalım dedim. O da kazansın diye. Ver şu paraları geri. Ver paralarımı geri. Ya baba ya, hala aynı şey yapıyorsun. Peşime gizli gizli ajan taktıracağına birazcık kızınla oturup iki çift laf etseydin böyle olmazdı. Hem zaten senin öğrettiklerine ben kendimi korurum, merak etme. Biz Oktay'la bunu bilerek yaptık yani. Ama sana olan güvenimi şimdi nasıl kazanacağım ben gerçekten hiç bilmiyorum.
Yemin ediyorum zerre etkilenmedim ya. Vallahi bu tirattan zerre etkilenmedim ya. Asıl sen şimdi benim tiradımı dinle. Ver müziği lan abi. Kız babasıyım be. Seni ne kadar düşündüğümü bilmiyor musun ha? 5 dakika eve geç gelsin, ne olacak diye merak ediyorum. Neler görüyoruz, neler duyuyoruz? Duymadık mı? Görmedik mi? Konuşmadık mı? Ama evet, bu sefer biraz abarttın. 1000 liram gitti bunlara. Çok özür dilerim kızım. Benim kederim de, sevincim de sensin lan. Vallahi bak, bir daha böyle bir şey yapmayacağım. Şimdi sarılmamız lazım, biliyorsun değil mi? Allah'ım sana şükür olsun. Ben de... Ne oldu? Çok sıkı kullandım. Çok üründe bu olacaktı. Ben de özür dilerim Şule arkadaşım. Ben de parayı ben de parayı sıkışmasam yapmazdım zaten. Benim param var, yine de yaptım. Ya neyse, hiç önemli değil. Bizim de zaten burada konuştuklarımız doğru değildi. Yok yok, benim burnum hakikaten kötü şimdi. Aynen. Pislik. Yani siz şimdi sevgili değilsiniz öyle mi? Aa, yok Hayati amca, biz sevgili değiliz. Zaten bakar mı bana? Yani. Sağ ol Şule. Dur, benim kız sana bakmaz. Ama sen ona bakarsın. Ha, çok iyi bakarım, veriyor mu? Dur, ha sen? Allah'ın emriyle. Takayım oranı. Lan bana kızmıyor. Verin. Ay, Hayati amca, tamam. Siz de doğru eve gidiyorsunuz. Tamam ya. Tamam ya. Bir ekmek kabımız vardı, o da kapandı ya. Seniz ne? Tamam. Aşkım, aşkım. Aşkım. Baban nasıl yedi ama? Nasıl yedi ama? Para da kazandın. Oo. Bu paraları ezelim. Ezelim, ezelim, ezelim. Ana! Hayati amca! Gel! Elini vereyim sen! Aç sen! Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Evet, yine zil daha fazla. Atakan Bey, buyurun. Lütfen, lütfen, lütfen. Kalalım gerçekten. Bravo. Evet, empatisi çok yüksek bir şey. Çok güzel bir şey soruyor gerçekten. Hani işte siz de konuşmanın başında anlattınız. Ya interaktifi hemen yapmanız inanılmaz güzeldi. Hani Cihan'ın muhabbetinden sonra tam kabareye yakışır bir şey oldu. Cihan'ın gireceğini de bilmiyorduk. Biz. Bilmiyordunuz değil mi? O an girdi o. Başka bir şeyle girecekti, bambaşka bir şeyle girdi. Hiç, değil mi? Yani evet, bayağı, evet. Ben hiç girmiyordu zannediyorum. Başka bir şeyle giriyordu, değiştirdi. Öyle, sadece anda. Geçip gidecekti. Sen de şeyi çaktı giderken. Ya helal olsun. Tam işte kabare bu. Evet, alkışlar ekibe gelsin. Çok güzel hareketler. Devam ediyor efendim. Merhabalar, şimdi bir korona belgeseli izleyeceğiz. Korona neden ve nasıl yayıldı? Bizce bunun cevabını aradık. Bakalım Begüm ve Sema nasıl bir cevap vermiş buna? Peki Hamzacığım, sen nasıl bir cevap vermek istersin? Senin nasıl geçiyor korona günlerin? Vallahi abi, havada asılı kalıyormuş diye duydum. Benlik bir şey yok yani. Vallahi önlem için abi daha çok böyle kafa şemsiyesi takıyorum. Bu yazın güneşten korunmak için takıyorlar ya. Yukarıdan gelen öksürük olsun, hapşırık olsun. Daha yüz yüze kimseyle gelmediğim için kolay kolay. Zaten doğuştan gelen bir sosyal mesafem olduğu için insanlarla çok girmiyorum o toplara. Peki ekiple bu ev arkadaşlığı muhabbeti var ya hiç, sen gidip kaldığın, birlikte takıldığın... Ozan'la bir dönem ev arkadaşıydım abi. Nasıldı? Güzeldi. Zor, ama ya Ozan biraz şey tabii, mesela barda kalacağım rafta alıyor sağ olsun. Ama bunun karşılığında benden bir şey istiyor. Git bana su getir. Karşılıklı mı her şey? Tabii canım, bunu iyilik için yaparsa yok, illa karşılık. Ne kadar kaldınız aynı evde? 1 yıl kaldık abi. Biz ilk sezonu, ÇG'nin ilk sezonu ben Ozan'da geçirdim. Peki nasıl ayrıldınız? Ne oldu? Vallahi bir sıkıldım yani. Onun arkadaşı geliyor, beni yolluyor.
Benim arkadaşım geliyor, o gitmek zorunda kalıyor. İnsan evinden olmuş gibi hissediyor. Hı hı. O yüzden... Daha çok kim gidiyor evden? Daha çok ben gidiyorum. Çok güzel vallahi Hamza. Çok seviyoruz seni. Böyle karşılıklı olmak da harika vallahi. Çok seviyoruz. Begüm ve Sema yazdı. Yayılış korona geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Merhabalar. Maskelerinizin ardındaki gülen yüzlerinizi tahmin etmek tatmin edici diyor. Ve dünyayı kasıp kavuran, evlere kapatan, ekonomiyi de dağıtan salgından bahsetmek istiyoruz. Korona veya Covid-19 veya adına lanet gelsin inşallah salgın. İlk önce, yani başlarda bu virüsün nereden çıktığı çok konuşuldu. Korona, Covid falan ya. Cihan ne oldu orada? Bir... Tükürdüm ya, ikisine de tükürdüm korona yalan derken. Sahne nasıl heyecanlandıysa ağzının suyu aktı sahne. Bir oyunculuk patlaması yaşandı. Aynı. Ya. Çok da dondum duygusal bir patlaması. Corona, marana, joit, moit, yalan. Yemin ediyorum yalan. Vallahi billahi öyle bir şey yok ya. Ne oğlum buna? Oyun lan, toplum mühendisliği bu. Kaç puanla giriliyor o bölüm abi? Sıcakta yaşamadı oğlum bu virüs. Soğukta nasıl yaşasın lan? Nereden çıktı bu? Dört papaz. Yok abi, kilise kaynaklı değil. Bence Çin'den çıkmış diyorlar. Kaç milyar milyon milyar... Altı sıfır atmadı onlar. Sen ne yedin ha? Ne yedin lan? İki kız. Nerede? Attım ya oğlum. Ya abi bunlar ne bulanırlarsa yiyorlar çiğ çiğ ya. Zaten bu da yarasadan çıkmış. Yarasa da yaramasa da yiyorlar. Ya var ya bunlar çok pis adamlar ya. Üç bacak. Nerede? Attım ya oğlum. Adam eksik nece. Adam kayırmaca, adam yanıp, adam sentezcilik. Süttiminati. Yok abi, bence laboratuvardan çıkmış diyorlar. Nasıl çıkmış? Karanlık güçler tarafından dışarı salmışlar bunları. Gel gel. Olay ne biliyor musun? Süper bir ırk çıkartmaya çalışıyor bunlar. Yok. Gel 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 gel. Ne yapacaklar biliyor musun? Millete çip takacaklar. Yok. Gel gel gel. Ne biliyor musun? Ne? Devletler emekli maaşı ödemek istemiyor. Mantıklı. Yok. O kadar şeye inanmadı. Buna mı inandın sen? He? Bunun tadı yok. Kokusu da yok. Ne biçim demlediniz lan bunu? Bu 5 saat önce demlenmiş ya. Ne biçim kokuyor bu? Grip. Grip lan bu. Grip oğlum ya. Biz gribi 100 yıl önce yendik. Normal grip bu ya. Yok abi ya. Bence moda sahilinden çıkmış diyorlar. Bunlar kim kime dumduma alıyorlar alkolü, alıyorlar alkolü. Ondan sonra tanımadıkları hayvanları elliyorlar. Sonra yaş taşa oturuyorlar. Al sana hastalık. Attın mı lan? Yok abi, bilimsel gerçekler bunlar. Hayır oğlum, kağıdı attın mı? He, attım attım. Dört papaz. Lan bir destede 8 tane papaz mı olur? Akalandı. Al, blöfümü gördüm bak. Blöf! Blöf! Her şey blöf. Bunları... Helal lan. Helal oğlum. İyi misin? İyi misin lan? Böğrüm yanıyor. He? Böğrüm yanıyor. Koku almıyor. He. Tat da yok. İyi. Evet. Böğrüm de yanıyor. Evet. Abi? Hiçbir şeyim yok ya. Bel ağrısı yaptı biraz. He? He. İyiyim lan. Tamam. İyiyim değil mi? İyisin. Ben düğüne gidiyorum. Niye abi? Ben düğüne gidiyorum. Bana bana karışacağım. Üşüttü birazcık. Bana öyle galiba. Kesin ya. Grip. Dünyanın önde gelen bilgi merkezlerinden kıraathanelerde yapılan istişare ile çıkış noktası belirlenen virüs ortamlara yayılırken yasaklar gelmeye başladı. İnsanlar da nerede ne yapacağını şaşırdı. Ya bırak ya, ya ama. Saçma saçma. Vay kankana ver ya. Vay kardo. Şöyle bir şey var.
Ya ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun ya? Bu ne? Bu dıt tıs ne? Apaçı mısın sen? Selamlaşacağız alt tarafı ya. Ne apaçısı lan? Ne alakası var? Oğlum sarılmayı, öpüşmeyi unuttuk lan. Oğlum beni zaten niye öpeceksin? Manyak mısın lan? Geç, ne diyorsun ya? Anlamadım. Geç şuraya. Ne haber kız? Ya Simge karantinadaymış. Duydunuz mu ya? Ne kadar kötü bir şey. Ne yapıyordur o dört duvar arasında? Bulmuştur kendine bir etkinlik. Gözlerde o ne pislik şey ya. Ya kızım o zaten üşüttü, griptir. Ya hepimiz atlatmadık mı buna ya? Atlattık abi. Atlatmadık mı? Lala. Oğlum ben acıktım ya, farkında mısın? Sen ne yiyorsun ya? Baklava. Baklava dedin, canım tavuk çekti. Canım tavuk çekti, ben abi bir tavuk. Abi gitti. Abi selam. Genç olan ne vardı senin? Abi bana 1,5 tavuk sarsana. 1,5 sana az gelir, 2 sarıyorum. 2 sar. Pardon. Abi. Döner. Heh. Domates koyuyorum. Koy abi, koy. Da koyuyorum. Acı koyma, acı. Acı koymam ben. Uf. Rahat ol. Evet. Ne yaptın abi öyle be? Bomba oldu. Heh. Ayran içer misin? Abi kapalı ayran var mı? Kapalı yok. Açık var, kendi ellerimden çalkalıyorum. İster misin? Tuzluk var mı ya? Korona tedbirlerinden dolayı tuz veremiyoruz gülüm. Evet. Ayran veriyorum sana. At abi. Dedin ne koydum? He. Bu da sana pisti. Ah, 35 lira. Abi bende hiç nakit yok ya. Sizde var mı nakit? Vallahi bende de yok. Dur ben bir ATM'den çeker gelirim ya. Tamam. Aferin aferin. Çekmişken 900 lira fazla çekiniz. Ne alaka ya? Maske takmama cezası. Yemek yiyorum. Nasıl yiyeceğim çıkarmadan? Zorluk çıkartmayın hanımefendi, hanımefendi. Çıkarmadan nasıl zorluk çıkaracağım? Doğru. Ama benim algılarımla oynuyorsunuz. Halkın sağlığı için. Ya sana ne kardeşim? Benim sağlığım sana ne ya? Hem var ya, benim kuzenimin çevresi çok geniş ha. Esen gelenleri bile tanıyor ona göre. Hangi? Esen Kovut gelenler mi? Ya onu tanısa ne olur ya? Sanki bir Yılmaz Erdoğan. Ya kardeşim, sakin. Sana ne? Bırak Allah aşkına, istediğimizi yaparız. Abi ne ya? Yapamazsın. Bir dakika ya. Bir dakika, bir sakin. Alo. Bana teşkilatın numarasını yollayın. Eniştenin numarasını yollayın bana. Hadi. Lan ne teşkilatmış arkadaşım ya. Sen ne yiyorsun ya? Dışarıda yemek yemek yasak. Ya içeride yasak, dışarıda yasak. Nerede yiyecek? Abi seni uyarmıyor musun bunlar? Uyarıyor. Tıkanamıyorum ki. Kapımın önünde yiyor. Ne var? Öksürdük ya, adamı ateş verdim. Ya ateşi ya, ateşinizi öteceğim. Ateşinizi abi. Tüm bunlar sonunda. Peki uslandık mı dersiniz? Yok. Bu virüs bizi huylarımızdan, alışkanlıklarımızdan alıkoydu mu? Tedbirli bir şekilde virüsü elimize yüzümüze bulaştırdık. Kim ki bu şimdi ya? Ya sen neredesin? Neredesin? Vay benim balım. Oy benim gülüm. Vay benim canım. Oy benim babam. Vay benim güzelliğim. La bu bizim neyimizdir? Bu bizim komşumuzdur. Oy bu, gel buraya gel. Seni öpeceğim. Ay, gel. Hoş geldin. Hoş geldin. Duyduk ki sen karantinadaymışsın. Dedik evet. Biz seni ziyarete gelelim o. Ay ne iyi ettiniz, ne iyi ettiniz valla. Aslında hastahaneye gelecektik ama kaçmışsın. Ama ben orada daraldım beyim abi. İyi ettin. Ya ama olmaz ki böyle. Ya böyle olmaz, gözünü seveyim ya. Ne oldu? Lütfen şu maskeni takar mısın? Ay çok sağ ol ya. Bakın vallahi neşem yerine geldi. Ne? Hele bilmirsin. Evet. Akşam bizim dayım Gülen'in kızının düğünü var, ona gidecek. Kız düğün yapılıyor mu hala? Evet. Yapılıyor vallahi ama tadı tuzu yoktur. Yok, yok. Ancak yarısını çağırabildik. 8000 kişi gelecek. Ne? Kurban olurum. Ah, su iç. Bunun yarısını ben içmiştim ama dur. Hijyen önemli. Hijyen çok önemli. Siz nasıl geldiniz buraya, ne yaptınız? Toplu taşımayla geldik. Ama hep dezenfektasyon yapıyorlar. Hey, hiçbir sıkıntı yok ya. Vallahi.
İyi yaptın. Edeciğim şimdi. Kahperim, kahve oldun ya. Yıkayacağım ellerini. Ellerini yıkayacağım. Zaten ne diyorlar? Maske, mesafe, akbil. Tabii. Otobüse binerken dikkat edeceksin. Tabii ki, sanitle. Bir şey diyeceksin, ateş... Rahatsız. Böyle bir şey oldu mu? Neyse ha. Sen ateşin mi? Gel, gel, gel. Yok, yok. Gel. La bu nedir? Ha, onu hastanede verdiler, öyle nefesimizi şey yapıyorsun. Dur bakayım. Vallahi çok hoşdur o. Çok iyi, çok iyi. Vallahi çok hoşdur, çok güzel yok. Çok iyi, çok güzel. Ne yapalım? Senin ateşin var gibi, ben bir bakayım. Gel. Oh. Senin de var mı? Benim var mı? Bir bakayım. Yok. Oh. Yok, vallahi iyisin. Hijyen çok önemli. Mesafe çok önemli. Dikkat edeceğim. Çok önemli. Kurban oldum. Ay, canlarım benim. Nasıl özledim beni. Kurban oldum. Kurban oldum. İyi ki geldin. Durdun. Ay, 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 neyse unutuyordum. Bak, bak, bak. Ver, ver, ver. Ver, 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 ver. Şan sazı çaban armağanı. Bah! Bak! Arada emciklersiniz. Emcikli arada. Ana bu nedir? Vallahi ben de size benzedim. Şimdi haydi görüyor musun? Vallahi canım. Hadi o zaman. Bismillah. Ders, hadi. Gidiyor musun? De. Bir şeyler yeseydiniz ama önce. Ya vallahi bende üçküncülü ne tat var ne koku var ya. İnanır mısın? Aman tadımız tuzumuz kalmadı. Ne yapacağım? Allah can almasın. Hadi dur ben de sizle geleyim bir hava alırım böyle. Gel kız. Gel kız Allah hadi. Hadi bakalım hadi bakalım. Gel. Şey yapıyorlar. Evde sarıyorlar. Tedbirleri hiçe sayıp sosyalleşmeye devam eden insanlar neticesinde vaka sayıları hızla artıyor ve bilmez bilir kişiler durumu halka anlatmaya çalışıyor. Ben çocuğumun doğumundan sonra yemin ediyorum disipline girmiş bir kadın olarak. Sen kimsin bana korona diyorsun? Sen kimsin? Sana bir tavsiyem. Git o ellerini yıka önce. İnşallah Allah seni koku alamamakla terbiye etmesin. İnşallah Allah seni o yediğin yemeğin tadını alamamakla terbiye etmesin. Öyle kolay değil bu memlekette. Yok ben pozitifmişim, seni falanca gıda koruyor. Seni gıda... Hangi gıda? Hangi gıda koruyor seni? Kim? Kim diyor gıda koruyormuş diye? Pis. Yedi kabı pisleyen şerefsiz. Ben her gün köpek gibi çalışır, aslanlar gibi pekmezimi yerim, öğlen güneşime çıkarım, her gün de C vitamini alırım be! Evet, şimdi uzmanımız Saadettin Bey bize vaka sayılarından bahsedecek. Buyurun hocam. Evet. Şimdi Türkiye'de vaka sayıları İstanbul'un %5'ine, Hindistan'da %0.2'sine ulaşıp 3 günde hastaneler dolmuş, 5000 doktor bu hastaları kaç günde iyileştirir? Peki kısıtlamalar ne yönde olacak hocam? Şu yönde olacak. Ya da şu yönde. Ondan emin değilim. Ama şöyle anlatayım. 1286 sayılı kanunun 12. maddesinin C bendinin 1. fıkrası bayağı komik. Anlatayım mı? Yok biz yasakları alalım hocam. Ha, tamam, tamam. Şöyle anlatayım. Şimdi hafta sonları saat sabah 5'ten önce 3 yaşındaki çocukların uyanması yasak. Salıyı çarşambaya bağlayan gece 65 yaş üstü dışarı çıksa ne yapacak? Pazar günleri ise akşam 8'den sonra çok güzel hareketler izlemek serbest. Eser yenenleri almışlar, programı doldurduğu söyleniyor. Şimdi ama tam olarak anlayamadık zannediyorum yani. Tam ne zaman girelim, ne zaman çıkalım? Yok yok, gerçekten bakın açıklamalar çok net aslında. Anlamak mümkün, bakın hiç karmaşıklaştırmaya gerek yok. Hafta sonunu hafta içine bağlayan hafta içinden önceki 8'de, tamam mı? Eşimi çıktınız, 7 çocukla elde kaldı 1. Şimdi oradan çıktınız, hafta sonuyla hafta içini kim çıktı ya? Ben çıkmak isterim aslında. Ha o zaman şöyle yapabiliriz. Oo, o bitti piçe, karamela sepeti, Ayşe çık çık çık, Fatma çık çık çık, sen bu oyundan çık, çıka çıka çık. Aa ben çıktım. O zaman ben çıkıyorum müsaadenizle. İyi yayınlar. Sağ olun, sağ olun. Hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Şimdi sırada astroloğumuz Zeliş Kazanova. Çok da sevdiğim, çok kadim bir dostumdur. Çok güvenirim onun fikrine. Her şeyi bilir çünkü. Mesela 6 kere 8. 48. Nasıl? Her şeyi biliyor yani. İnanırım. Doğru. O diyorsa öyledir. Şimdi onun fikrine alacağım. Bacım sen neler diyorsun? Şimdi şöyle canım, önümüzdeki ayın 14'ünde ilk 4'ün gerçekleşeceği için biliyorsunuz da zaten Merkür geri gidip böyle ileri geri konuşmalara sebep olabilir. Dolayısıyla koç burçları borç içine girebilir.
O açıdan bu da bağışıklığı etkileyeceği için 11. hanenizde kalın, evden çıkmayın. Evet, duydunuz. Hele bir çıkın. Herkes evine tıkarım. Kimse bu konuda bana kırcamaz. Öyle de bir kadınım, biliyor musun? Aslanım ben. Aslan Burcu. Tabii, tabii. Şimdi de sırada ünlü herbokolog Memduh Zerbeçal var. Ona fikirlerini soracağız. Buyurun hocam. Şimdi bu virüsün mutasyon uğrama ihtimali. Sizin mutasyona uğrama ihtimalinizden çok daha düşük. Evet. Çünkü neden? Bu virüs bir yılandan da bulaşabilir, bir yarasadan da bulaşabilir. Bulaşmayabilir. Bu bir şanstır. Peki tabii. Nasıl korunacağız hocam? Korumaya gerek yok. Normal insanların maske takmasına da gerek yok. Hiç gerek yok. Bizim zaten genimize bu bulaşmaz. Bizim genimiz çok karışık. Bizim genimiz karışık olduğu için bize bulaşma ihtimali çok düşük bunun. Mesela Osmanlı'yı ele alalım. Osmanlı'da bütün hatunlar nedir? Yabancıdır. Mesela Hürrem Ukraynalıdır. Tabii. Kösem tartışmalıdır. Benim babam mesela Harranlıdır. Evet. Ona yani. Neticede herkes kromozom kardeşleri. Evet. Tabii tabii. Zaten önümüzdeki yazdan sonra bizi bir sonbahar dönemi bekliyor. Aa, inanmıyorum. Tabii. İnanmıyorum. Tabii. Gerçekten. Evet. Ya peki şimdi seyircilerimiz merak ediyordur diye düşünüyorum. Bu restoranlar, gece mekanları daha ne kadar kapalı kalacak? Tabii ben onu şöyle izah edeyim. Biliyorsunuz 5 tane gezegenin şu anda Oğlak Burcu'na doğru seyahat ettiği bir dönemdeyiz ki... Güneş de zaten şu tarafta olduğu için... Ya ay kız ne yaptın Allah? Nazar. Kesin. Nazar. Dolayısıyla Satürn'ün halkaları da halka arz edilmiş, bilmiyorum. O yüzden bu sene, özellikle bu sene salgın hastalıklar görülebilir. Görüldü zaten. Bakın bildim. Evet. Vallahi. Peki hocam ben bir şey merak ediyorum. Diyelim ki ekmek yere düştü. Alıp yesek ne olur? Hiçbir problem yok. Zaten yerdeki virüslerin çoğu elimizde var. Hepsi elimizde var. Yiyebiliriz konuyu. Vallahi buna çok mutlu oldum. Buna çok mutlu oldum çünkü ben alır yerim, biliyor musun? Ya gece kondu çocuğuyuz oğlum biz. Bizim evin tuvaleti dışarıdaydı, sen kimsin? Kim? Peki şimdi son sözlerini alıyoruz konuklarımızdan. Buyurun. Çember daralıyor. Evet, siz hocam? Kele paça. Peki. Duyduğunuz gibi programımızın da sonuna geldik. Oğlum ayağınızı denk alın. Herkes ayağına denk alacak. Kimse maskesiz dışarı çıkmayacak. Çok teşekkürler. Evet sayın seyirciler, insanlar bazen sorumsuz davranarak, bazen çevreyi kirleterek, bazen de yaptığı inşaattan malzeme çalarak felakete sebep oldu. Ama umut hala var. Ya bu dünyayı biz bozduysak düzeltmek de bize düşer. Daha güzel günlerde görüşmek dileğiyle. Ya ben çıkamadım. Sokağa çıkma yasağı varmış. Burada kaldık. Çok güzel hareket diyenler. Evet. Zil diyenler. Evet. Şimdi tabii yani o kadar gerçek bir skeç oynuyoruz ki insanlar hani gülelim mi? Ulan durumumuz da bu falan. Bir garip bir durum var. Hakikaten araya girdik. Bu Evliya gerçekten dışarı çıktım ve sokağa çıkma yasağı var yani. Gerçekten. Evet, Seda Sayan performansıyla gerçekten alkışlayalım. Skeç'in yazarları Begüm Sendin, Begüm ve Sema. Ağzınıza sağlık. Nereden aklınıza geldi böyle bir şey? Özellikle. Ya gerçekten Seda Sayan performans da süperdi. Çok güzeldi ya. Seda Sayan gerçekten buradan selamlar, sevgiler. Seda Sayan'la ben düğünümde tanıştım. Vallahi Oğulcan işte arkadaşım da çok seviyorum Seda Sayan'ı uzaktan böyle şey. Ne olur gelsin dedim, düğünüme geldi. Seda Sayan'la düğünümde tanıştım. Altın takta tanıştığımızda beşi bir yerde vallahi çok teşekkür ediyorum. Gerçekten şahane bir kadın. Seda Sayan'a da buradan sevgiler, saygılar efendim. Skeç'le ilgili söylemek istediğiniz bir şey var mı Safa Bey? Gayet güzel. Gayet güzel. Tadında gidiyoruz. Tabii tabii. Çok güzel hareketler devam ediyor o zaman alkışlarınızı.
Efendim sıradaki skecimiz çocukken kurduğumuz hayallerle alakalı aslında biraz. Hepimizin vardır böyle ileride, yani çocukken hepimiz hayaller kurarız. İleride şunu olacağım, bunu olacağım. Mesela konuşalım. Bir mikrofon alabilir miyim? Kime vereyim? Merhaba abi. Hoş geldiniz. İsminiz nedir abi? Hüseyin Tak. Hüseyin abi. Çocukken böyle ileride şunu olmak istiyorum der miydiniz? Hayalsiz bir günüm geçmiyordu. Hayalsiz geçmiyordu, süper. Ne olmak istiyordunuz? Hiç telefonlarım susmamasını istiyordum. Şimdi ne yapıyorsun? Çağrı merkezinde çalışıyorum. Yok, medikal malzeme satıyoruz. Medikal malzeme satıyorsunuz. Böyle arasında uçurum olan var mı? Yani ben NASA'da astronot olmak istiyordum, kadastroda memur oldum falan. Kötü olduğu için söylemiyorum ama öyle bir şey yok. Süper. Tamam. Bir de beyefendiye soralım. Abi siz çocukken kurar mıydınız bir hayaller? Benim hayatım biraz trajikomik. Hayal kuracak bir pozisyonum olmadı. Çok erken iş hayatına atıldım. 15-16 yaşlarında. Kendi iş yerimizde. Ve hala da büyüdükçe büyüyoruz. Kendi iş yerimizde devam ediyoruz. Ne iş yapıyorsunuz abi? Sanayiciyim. Sanayici. Evet. Yine bir gizem. Sanayiciyim konuşma. Ne sanayide ne sanayisi? Bitkisel yağ. İşte otel, raylı sistemler, hızlı bitkisel trenler. Bitkisel yağ otel. Nasıl uyduruyorsa. Bitkisel yağ otel, uçak. Sanayi dedik ne diyeceğiz dur bakalım. Raylı sistemler, hızlı abi, trenler, metrolar. Öyle bir şey mi? Evet, evet. Sanayiciyim diye böyle kendinizi küçük bir şey yaptınız. Bayağı zengin var burada şu an. 15 yaşında girdik dedin abi. Şu an hakikaten çok zengin duruyorsun yani. Evet. Ses tonun da öyle duruyor. 15'ten beri kazanıyor abi. Öyle bir şey var. Abi pardon ben de merak ettim. Bitkisel yağ, uçak, tren nasıl oluyor yani? Abi şey var ya, turizm, otel, limited, atel, hani tur, inş falan öyle bir şey var galiba abi de. Evet, arka arkaya bunların hepsi oldu. Oldu mu? Şu an oldu. öyle zengin misiniz gerçekten? Aynen. Ay kıyafet falan da görünce tam inandım ben, her şey doğru. Ne yapıyorsunuz bu kadar parayla falan öyle duruyor ya. Nasıl bir şey abi? Bize biraz anlatır mısın? Sizde pandemide pandemi mi sizin de? Biraz burnunuzu görebilir miyiz? Yani en azından bir... Yüz verdiğim ki birbirimizi çok güzel abi. En azından tanımış olduk. Çok teşekkür ederiz. Yani... arkadaşız değil mi artık? Yani tanışıyoruz. Biz Atakan, üçümüz falan. Bu pandemi döneminden sonra otelinize gidelim. Bitkisel yağlarla, raylı sistemlerle kayalım. Coşalım. Biz bir alkışlayalım abi. Bir alkışlayalım. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ya çok güzel. Abinin parasını alkışladık. Bravo. Çok parası var. Çok güzel. Evet, şimdi de çocukken böyle kurduğu hayaller bakalım gerçekleşmiş mi dediğimiz bir skeç izleyeceğiz. Anadolu Serçeleri geliyor. Ebru, Beste ve Ozan yazdı. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Ne lan bu? Şennur! He? Şennur! He? Ya bu elektrik faturası nerede? Ya oradadır ya, iyice bak. Ya yok burada, Allah Allah. Ya oradadır ya. Elektrik faturası. Ha benim tokam orada mı ya? Tokam burada, al. Ama elektrik faturası yok. Baba benim şarj aletim orada. Efendim oğlum, şarj aletim burada ama elektrik faturası yok burada. Benim fincanım orada mı? Fincanım burada, attığı canım. Elektrik faturası yok. Baba benim çorabımın teki burada. Çorabının teki burada oğlum, elektrik faturası. Benim gençlik fotoğraflarım olacak. Gençlik fotoğraflarında burada ama elektrik faturası yok. Baba benim kaybolan yıllarım burada. Allah Allah! Bunlar ne? Aa, takvim. Al oğlum, kaybolan yılları. Neymiş ya? Ulan bir ben yokum şurada ya. Bir ben yokum. Her şey var. Ne lan gereksiz? Al bu ne bu? Ne bu kaset? Ne gerek var şimdi burada? Baba gençliğinde erotik kaset işine mi soyundun? Vururum vallahi kafana. Ya o Mete'nin sünnet kasetidir ya. Ver bakayım. Allah Allah, Mete Bey sen soyunmuşsun. İzleyek mi? Asla izleyek. Sünnetini izleyek. Allah izleyek. Izle. Ya biz sünnetini izleyek ya. Tak. Baba bir yaşta tak, tak. Olur mu ya? Olur. Başla şimdi. Kız ne yapıyorsun manyak? Başımdır. Allah'ım. Başlattın. Lan bu benim gençliğim ya. Cami, ne kadar genç misin? Arkadaşlar kasetime hoş geldiniz. Baba tarihteki ilk YouTuber olabilirsin biliyor musun? Yapıyorduk biz de bir şeyler. Bugün arkadaşlarım Sadık ve Rüstem'le beraber yeni şarkımızın kaydını alacağız.
Grubumuzun adı Anadolu Serçeleri. Tehlike saçıyorsunuz ha. Oğlum dalgayı vurun kan. Allah Allah uzatmışım. Gelecekteki ben. Eğer bu videoyu izliyorsan, umarım şu an olduğum gibi deli dolusundur. Deli doluyum oğlum ben hala. Aynıyım lan. Umarım saçların beline kadar uzamış ve simsiyahtır. Gözlerin kesin şahin gibidir. Sen var ya sen, sen kesin fenasındır. Alsın buna da şükür. Buna da şükür. Şükür. Hiç olmayabilirdi. Şükür, şükür. Hiç olmayabilir. Çok para kazanmış ve boğazdaki oyalıyı kesin almışsındır. Buna da şükür. Hiç olmayabilirdi evimiz. Buna da şükür. Şükür, şükür olmayabilir. Evleneceğin kadın kesin ve kesin süper modeldir. Sarı saçlı, mavi gözlü, ince belli. Wow! Bana da şükür. Bana da şükür. Bana da şükür. Hiç olmayabilirdim bakınızda. Yoksa bir şey söyleyeyim. Şükür anne. Bana da şükür. Şükür. Devam. Son olarak, gezmediğin yer kaldıysa dünyayı gezmeye devam et. Ah bak, annemlere Burdur'a gidelim diyordum sana bak. Mete, Cavit. Baba. Mete bir şey oldu çocuğum. Bak ne oluyor ya? Hazır donmuşken bir tane geçireyim mi anne? Saçmalama. Git şu kaseti kapat ya. Ne oluyor Cavit sana? Şenur. Ben bunların hiçbirini gerçekleştiremedim lan. Bunu da manuel mi aldınız ya? Oğlum kapatsana şunu. Görmek istemiyorum artık. Takalım. Oğlum. At. O alttan çek alttan. Şuradan şuradan. Nerede? Dur ben çekeyim annem. Anam uzun. Anne, hiçbir şey beceremedim ben bu hayatta. Anne bu... Dur. Allah Allah. He. Yaptıracağım. Kapandı sonunda. Onu da yaptıracağım inşallah. Şenur, ben hayallerimin peşinden koşmak istiyorum. Hayallerimin peşinden koşacağım. Baba koşamazsın. Sende kalp var. Ne kalp var deyip duruyorsun adama. Tansiyonu fırlayacak. Tansiyon deme, şekeri düşecek. Şeker deme, damarları tıkanacak. Damar deme, beyin kanaması geçirecek. Beyin kanaması deme, kalbine inme inecek. Anne babam bu yaşına kadar iyi gelmiş. Şükür. Buna da şükür. Şükür tabii. Hiç olmayabilirdi başımıza. Gel. Ah Mete, sence bu dünyayı gezeceğim diye tutturur mu? Ya anne babam 65 yaş üstü olayım da bedava akbil basayım diye gün sayıyor ya. Ne dünyayı gezmesi yok. Unutur gider değil ya, mi? Ya unutur gider, bir şey unutur olmaz gider, ya. Hiçbir şey olmaz. Hadi kapıya bak anneciğim. Selamünaleyküm Mete. Aydan'ı da alacaktım. Ha Aydan. Babama söyleyeyim abi. Baba! Baba! Kulağı biraz şeydi. Yaşı, yaşı ilerledi, kulakları duymuyor. Kusura bakma. Olacak tabii yenge. Yaş kemale erdi yani. Baba! Ben çağırıp geleyim abi. Ha? Seni de böyle kapıda bekletiyorum. Hiç içeri davet etme. Estağfurullah yenge. Anne babama ne olmuş? Ne olmuş? Anne babama ne olmuş? Ne olmuş oğlum? Bir şey söyle, ne olmuş? Selamünaleyküm! Selamünaleyküm! Nasıl? Nasıl olmuş oğlum? Yani emo gibi olmuşsun baba. Şükür hiçbir şey olamayabilirdi. Emo olsun. Bak şükür. Cavit abi sağ ol, ne oldu? Özüme döndüm. Hakkı ne var ya? Bana bak Cavit. O pantolonu nereden buldun? Ya ben bunu eskilerden buldum ama fit olduğum için hala içine girebiliyorum. Yakışmış mı? Yapışmış. Pişik olursun baba bununla. Oğlum ne alaka ya, Allah Allah, ben alışkınım, gençliğimde hep böyle takılırdım ben. Abi sen benim aidatı verdi, ben gideyim. Vermiyorum. Abi nasıl vermiyorsun ya, hep zamanında verirdin ya. Vermiyorum, sisteme karşı geliyorum ben bundan sonra. Abi 50 lirayla hangi sisteme karşı geliyorum? Hakkı, ciddi durabiliyor musun? Durabiliyorum abi. Dur. Durdum. Şimdi siktir git buradan, hadi. Ya abi yöneticiye... Hakkıcığım hadi, Allah Allah. Biraz daha gülse patlayacak, iş ol eşeğe bak. Ne yapıyorsun? El alemi rezil edecek bizi, anlatacak. Niye rezil edeceğim ya? Zaten görecek herkes. Baba yarın işe böyle gitmeyeceksin değil mi ya? Yok oğlum, böyle gitmem. Ah şükür bari. İşi bıraktım, aradım az önce. Yapma baba, yakma emekliliğini. Emeklilik ne kadar banil bir şey ya. Ne kadar banilsin ya. Ya ben sokaklarda müzik yapıp öyle para kazanacağım. Hayatımı öyle yaşayacağım. Cavit, sen sadece flüt çalabiliyorsun, onu da ağzınla çalmıyorsun. Neremle çalıyorsun baba? Neremle çalayım lan? Burnumla çalayım. Neremle çalayım? Ne olacak? Nasıl geçireceğiz 3 kuruş parayla? Vallahi ben bilmem artık. Her koyun kendi bacağından. Herkes kendi hayatını kursun. Allah. Kim geldi? Bizim çocuklar sadıklar üstte. Müzik yapacağız eski günlerdeki gibi. Sıkıntı yok. Hoş geldin. Hoş geldin ya. Hoş geldin. Ha Cavit bu... Bu ne lan? Bu nasıl içti lan? Lan ne içti? İçtik değil bu ya.
Yenge, yanlış zamanda geldik galiba. Oğlum ne alakası var? Allah Allah. Ya bu kostüm, hani zamanında hepimiz bundan giyerdik ya, hatırlamıyor musunuz ya? Aa. Müzik grubumuz vardı, sen gitarcıydın, sen davulcuydun. Ben hem flüt çalıyordum, hem solistim. He, müzik grubu. Anadolu serçeleri. Böyle deyince hakikaten boktanmış lan. İsmi düşünürüz tekrar. Aynı eskisi gibi. Grup şu anda tekrardan toplandı. Evet. Gençleşeceğiz oğlum ya. Gençleşeceğiz. Evet. Girin içeri. Geç içeri ya. Girin lan. Allah Allah. Doğrusunuz şu adama bir şey deyin. Delirdi ya. Delirmedim efendim. Delirmedim. Benim hayallerim var. Hayallerim var. Ben istiyorum ki her zaman telefonum çalsın. Sürekli telefonum çalsın. Böyle saçma sapan hayallerim var. Tabii. Ya sizin hayaliniz yok mu ya? Yok mu sizin hayaliniz? He? Senin yok mu mesela? Benim var ama şimdi burada söylenen... Söyle lan, söyle. Yapmazsam en adi şerefsiz. Yapacağım mı lan? Yapacağım lan. Göğüs uçlarıma piercing yaptırmak istiyorum. Çok oğlum senin neden bir ortan yok? Uçlarda yaşıyorum ben. Ya önce kulaktan başla, burundan başla. Öyle ilerle ya. Allah Allah. Tamam, yap... sonra yapacağız mı? Söz lan yaptıracağım. Yapacağız değil vallahi. Mi? Baba ben de yaptırayım mı? Ne yaptıracaksın lan? Göğüs uçlarıma piercing taktıracağım. Tahtır senin ekstra lan, dudaklara da botoks lan bende. Vallahi ben. Hayır ya, o daha çocuk ya, okulu var. Bırak lan okulu da, boş ver okulum okulu. İşte bu, babam kafayı kırdı. Bana bak Cavit, sen ne biçim akıl veriyorsun ne çocuğa? Ne demek ya, hayatını yaşasın ya. Bari oğlum yaşasın hayatını, ben hep başkaları için yaşadım da ne oldu? Öyle mi Cavit? Öyle tabii. Başkalarını düşünmeden yaşarsın. Allah Allah, Şenurcuğum. Bak ya, alındı, neden alındı? Neden alındı? Hı? Çünkü yaşlı. Benim gibi genç hissetmiyor. Hiçbir genç herhangi bir şakaya alınmaz. Mesela Mete. Efendim baba. Oğlum sen itoğlu itsin. Ya baba ya. Bakın alınmadı. Anladın mı? Güldü geçti. Neden? Çünkü ondan sekti bana girdi. Anladın mı? Durduk yere kendime vurdum şu an. Ama ben de alınmadım. Neden? Çünkü genç hissediyorum ben kendim. Ya gencim ben. Genç oluyor muyuz oğlum bugün? Olacağız ya. İşte bu ya. Mete oğlum ben içeriye bak kenara müzik aletleri koydum. Ha. Onları getir koş. Ne müzik aletleri? Koş. Ya işte eskisi gibi ya. Eski zamanlardaki gibi ya. Çok iyi. İşte bu oğlum hayalimizin peşinden koşalım. Özgür olalım birazcık. Ulan ben de patrona mesaj atayım da işten çıkayım lan. At lan. At mesajı, arkandayım ben. Ben de çoluğun çocuğun rızkını bankadan çekip jet ski alayım. Ya önce bir akülü motor al. Allah'ını seversen. Kim tanıdık mı o? Yok geliyordu da o yüzden. Ya neyse. Heh, heh oğlum getirdin mi? Harika. Al bak bu senin ya. Oo. Allah Allah. Double yok ama bunu ne yaparsan al işte. Çok özlemişim. Heh ya. Haydi girelim şarkıya eski günlerdeki. Hangisini söyleyeceğiz? Evliyim işte ya, ezberimizde yok mu bir şey? Girelim hadi. Eskilerden tamam. Son, iki, üç, dört. Yine bir günlü hal aldı bu. Oğlum ne yapıyorsun? Hep sen yüzünden oğlum, unuttun mu lan? Sorun onda değil mi? Ne sorun oldu? Onda gerçekte. Ya manyak mısınız siz? Senkronize dolu Üsküdar Müzik Cemiyeti mi burası ya? Ben ne dedim? Anadolu neydi lan grubumuzun adı? Serçeleri lan. Ha, Anadolu serçeleri. Serçeler ötmüyor baba. Çalamadılar ya. Oğlum tamam sen bize müzik at. Müzik aç. Müzik. Şimdilik normal bir müzik değil diyelim ya. Heh. İşte bu. Sadık! Aç! Lan ne yapıyorsun lan? Sadık! Hazır! Bu bana bir yerde tanıdık geliyor ama... Bende karşılığı yok. Allah Allah! Hey! İhtiyarlar, ihtiyarlar! Lan biz ne yapıyoruz ya? Doğru ya, kapat oğlum ya. Biz ne yapıyoruz? Hadi çıkalım dışarı ya. Vallahi ya. Hasıl hayat sokakta. Hadi çıkalım hadi. Hadi dışarı abi. Hadi şurada. Hadi abi. Hadi çıkıyoruz hadi. Be. Sen nereye oğlum? Git lan. Allah Allah. Şenur, biz gidiyoruz. Şenur. Bu kim lan böyle? Lan! Soruyorum oğlum. Yengen oğlum. Yengen lan! Ben mi sordum lan? Bir insanın karısı hiç mi seksi olamaz? Şenur olsun. Çok güzel. Nasıl yani? Ama beğenmedin. Hayır. Ben beğendim. Şenur ne bu hal? Çıkın ben zaten 5 dakika sonra ben de çıkacağım. Nereye Şenur? Gençleşiyorum. Ortamlara akacağım Cavit. Anne o üstündeki nişanlığın yalnız.
Bunu bulabildim. Susar mısın sen? Oğlum sen gidelim mi oğlum içeri? Nereye? Sen içeri anneni böyle görmek. Niye ya? Oğlum hadi ben ya. Beni gönderin sonuçta. Ben bu yolu bırakın. Evet. Şenur lütfen çıkartır mısın bunları? Ne de? Çıkartır mısın bunları? Çıkartmak istemiyorum. Böyle giyinmek istiyorum. Doğru söyle yenge, çıkar. Oğlum sana ne ya? Hayır ya, sen niye sürekli giriyorsun? Allah Allah. Şenur çıkartır mısın lütfen? Çıkarmayacağım. Senin fikrin önemli. Sen de hadi biz çıkalım oğlum. Çıkarmayın. Dur, heyecanın yerindeyiz, dur. Çıkarmayacağım. Hayır ya. Lan oğlum hadi gidelim. Hanımlar bekliyor bizi. Görün gidelim hadi ya. Selam. Mahpule. Bu ne halkı? Hilal'im nedir? Ne oldu? Kombinimi beğenmedin mi? Lan bu güzel kız kim? Mal karın lan o senin. Ya salak salak konuşma oğlum. Ben karımı tanımıyor musun? Benim karımın yanakları sarkık. Gıdığında böyle bir şeyler var. Ne bileyim suratı yaşlanmış, burnu. Lan burnunda benim kaza raporu var lan karının. Sadık. Uzak gözlüğünü unutmayacağım. Evet. Ya ben el aleme sordum. Gayet de hepsi beğendi. Bundan sonra hep böyle gezip tozacağım. Hı. Evet. Bundan sonra bulaşıklar da sende Sadık. Hadi kızlar biz çıkalım artık. Hadi yürü. Hadi. Lan Cavit oğlum bir şey yap lan. Senin yüzünden karılarımız gidiyor lan. Ya bırak gitsinler Allah Allah. Biz de hayalimizi yaşarız mis gibi ya. Benim hayallerim yok muydu Cavit? Sadece senin hayallerin var değil mi? He? Ben kır düğünüyle evlenmek istiyordum, köy düğünüyle evlendim. Duydun mu beni? Evet. Ben balayında Maldivlere gitmek istiyordum, Afyon Ilıca'ya gittim. Evet, otellerim, ray sistemlerim olsun istiyordum. Zengin arkadaş istiyordum, ray sistemim benim oldum, ev hanımı oldum. Yani bir günden bir güne de benim kıkım çıkmadı. Altıma imzamı attım. Ben de attım. Şu sonda imza atan kız doğru söylüyor, güzel olan. Lan o senin kar... Bu gerçekleri duymak istemiyorum. Hadi gidiyoruz. Nereye? Gece kulübüne tabii ki. Bu kadar giyinip süslendim. Koş. Ben gidiyorum lan Cavit. Hadi gidelim. Hayır, koş. Hayır, ben yaşayamadım ya. Sana da gerçekler alalım. Hadi Allah'a. Şu kız da tek kaldı. Ben de onu götürüyorum oğlum, o zaman. Oğlum, deme onu, deme işte, deme. Yürü. Cavit. Ne yapıyorsun? Sen de biraz kendi başına kal da düşün istersen olanları. Neyi düşüneceğim ya? Ben böyle mutluyum ya. Allah Allah. Ben hayatımı yaşayacağım, hayatımı. Allah Allah. Konuş lan. Öt sen de başla. Tamam. Güzel. Evet arkadaşlar, şimdi size yeni yaptığım besteyi okuyacağım. Rüzgarlar bulutlara, bulutlar yağmurlara, yağmurlar toprağa, topraktan... Burayı bulamıyorum ya. Ulan 10 yıl sürdü bulamadık. Neydi lan bura hakikaten? Bunu nereye bağlasak acaba? Topraktan, toprak... Neredesin sen bu saate kadar? Nerede olacağım? Topraktan... Eşek gibi çalışıyorum. Yemek bulutlara. Al zıkkınlar. Ya bir sessiz olun. Bir sessiz olun. Kayıt alıyorum. Ne bu vardı? Evdekilerle boğuluyoruz da. Lan para bıraktım. Alsaydın ya. Ya senin bıraktığın parayla tüp mü alabiliyorum? Ağırma lan. Çocuk duyacak şimdi. Sen hep bağırıyorsun. Çocuğu da psikolojisini bozdun zaten. Ya sen bozdun. Odasına kapanıyor çocuk. Senin çıkıyor. Yüzünden. Senin yüzünden. Senin gibi bir manyak. Babası olduğu için. Lan senin gibi arası senin gibi olduğu için zaten. Bağırma lan bana. Rıza defol git bu evden. Defol git. Burası da böyle işte. Yani kavga eder her aile hemen hemen neredeyse. Gelecekti ki ben. Umarım ileride mutlu bir ailen olur. Sofranda sıcak bir çorba, iyi günde kötü günde yanında olacak bir eş ve seni neşelendirecek bir çocuğun olur umarım. Sağlıcakla kal. Nasıl bağlayacağız onu ya? Sen de şunu baştan söyleseydin ya piç. Neler yaşadın? Şenur, Mete, ben sizi çok seviyorum ya. Şenur! Topraktan gübreye... Buldum, buldum. Buldum gübreye. Şarkının adı Ekosistem. Çok güzel hareket diyenler... Zil diyenler,
Evet. Zil geldi abi. Buyur. Cenan Bey ya da... Evet, buyur. Ebru Bey, zil geldi. Çok acayip bağlandı ya. Yani hiç beklemediğimiz yerlere bağlandı. Yani orada hani herkesin hayalleri vardır. Elbette hayatta otellerim olsun, bitkisel yağdan yola çıkayım, bir sürü şeylerim olsun. Hani malım, mülküm, param olsun da vardır ama huzur, ailedeki huzur, ileride huzurlu bir ailem olsun önermesine bağlanması harika oldu. Kimler yazmıştı Sikeciğim de? Ben, Ozan ve Beste. Alkışlar yazarlarımıza gelsin. Yani bir Hamza'ya özel bir alkış istiyorum çünkü biz başta interaktif yaptığımızda girmiş içine. Sonra bir şey de kapandı. Full bunun içindeydi Hamza ya. Gerçekten bir alkış da Hamza'ya gelsin. Evet, buna da şükür çok iyi ya. Yani buna da şükür diye bir skeç daha yapabiliriz bence. Çok iyi tip yani. Buna da şükür. Skecin de adı hazır. Evet, alkışlar ekibe gelsin. Çok güzel hareketler. Devam ediyor efendim. Salonunda başlayan fakat hastanenin acil servisinde biten bir düğünle ilgili skeç izleyeceğiz. Her düğünde mutlaka aksilik, işte küçük kavgalar, tartışmalar yaşanmıştır. Kafanı sal, yaşadınız mı? Tamam. Belki yakalamışımdır diye dedim. Ama bir şekilde o günün heyecanıyla da hep hallolmuştur. Yani gelin ve damat iyi olsun, gerisi teferruat gibi bir şey aslında. Skecimizin adı gördüğün gibi... Ali Özünaydın ve Murat Aksu yazdı efendim. Gördüğün gibi geliyor. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Ah oğlum, ah ay. Doktor, hemşire. Ah, acile gidelim, acile gidelim dedim. Geldik işte. Mutlu musun? Abi kendimi iyi hissetmiyorum Salih abi. Sus, rezil ettin bizi herkese. Evet, şikayetiniz neydi? Ya biraz böyle tansiyonum düşük, kanım çekiliyor gibi biraz da böyle ellerim uyuşuyor. Başka bir şey var mı? Bir de sırtımda kılıç saplantısı var. Ya bu ne? Hemen buna acil müdahale etmemiz lazım. O yüzden acile geldik ya. Akif'in düğünündeydik. Damadın arkadaşları ille de biz kılıç kalkan oynayacağız dediler. Evet, Necip'e sordular. O da dedi ki ben bilmiyorum dedi. Süper işte, ben biliyorum da mı oynuyorum dedi. Hiç. Ezi bilmiyormuş, bu biliyorum dedi, böyle oldu. Hayır yani, bilmeden halay çekersin. Çifte telineyim oynarsın da, kılıç kalkan ne lan, salak. Tamam, neyse ki hayatı organlara zarar vermiyor. Ay. Beyaz ışığa doğru gidiyorum Salih abi, beyaz ışığa doğru gidiyorum. Hemşire hanım, hemşire hanım. Buyurun doktor bey. Hemen acil ameliyat yapalım. Ama bak dedi o sana, kol kırılır, ne dedin? Sen kırık olsa duramazsın dedi, öyle bir şey dedin sen. Tabii tabii, kol kırılır, sen içinde kalırsın. Ya evet. Abi o kırık kol için diyorlar onu ya, bu ne diyor ya? Hadi buyurun, iyi hadi gidelim. Metal eşyaları çıkarmama gerek var mı? Lan bu da var ya, çok heyecan yaptı, iyice saplantı haline getirdi bunu ya. Geçecek oğlum. Sen de bir Kral Arthur olamadın, çekemedin şu kılıcı. Çekseydin onu oradan. Ya Allah Allah, abla ya, bir damadın yeri düğünüdür. Gelmeyecek, bu adam illa rahatına geleceğim deyip duruyor ya. Oğlum, git gelinin yanında dur ya. Buyurun, sizin şikayetiniz neydi? Bir saniye, çok mühim bir şey konuşuyorum. Ne işin var senin burada? Al ile de doktor doktor dedi, getirdik seni buraya. Allah şöyle alabilir miyiz hastayı? Şöyle alalım lütfen. Geç. Neyiniz vardı? Bir şeyim yok, biraz başım dönüyor, midem bulanıyor. Doktor, tor, 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 tor. Yenge gene takıldı ya. Senin yüzünden. Ya ne oldu, nesi var, burada ne var? Yarası mı var burada? Ben ilk müdahale yaptım aslında ama... ilk yardım mı yaptım? İlk yardım yap. Ya kurşun yarasını yara bandıyla mı kapattınız? Holi bandıyla mı kapatacaktın? Bu nasıl doktor ya? Ya Akif iyi misin? Beni duyuyor musun? Beni duyuyor musun Akif? Evet, düğüne geri mi dönsek? Sek 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 sek. Gene gitti, gene gitti, gene gitti, gene gitti. Sus geri zekalı. Sus, senin yüzünden oldu zaten. Şimdi şöyle, kendisi halay çekerken bir maganda kurşunu isabet etti. O nedenle, oğlum sen neden normal insanlar gibi havaya ateş edemiyorsun diye halaya ateş ediyorsun? Hanımefendi, normal insanlar da havaya ateş etmiyorlar. Ya biz de adetlendir ama doktor, düzgün konuş yani. Hey Allah'ım, ya Rabbim, ya Resulallah. Hemşire hanım, hemşire hanım. Buyurun doktor bey. Hemen acil iki numaralı ameliyathaneye. Tabii. Bir dolu mu?
Bir dolu evet, bir dolu. Ne fark eder ya? Adam kafadan vurulmuş ya. Takıntım var benim. Neyse tamam boş ver. Sus artık sus. Ah Akif ah. Ah canım benim. Hemen hemen. Kafaya takılacak bir şey. Abla 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 abla. Gene gitti ya. Vurdursak bence hiçbir problem kalmaz. Ben gelirken de söyledim de hiç oral olmadı. Seni vurduralım. Seni vurduralım. Eko yapıyor olan senin yüzünden. Seni vurduralım Allah bunlar kahretsin. Bunlar var. Bunlar da genetik herhalde. Ben seni vurduralım. Seni vurduralım. Bu da işte. Abla. Pim ya Resulallah ya. Açın kapıyı. Necdet. Merhaba doktor bey, beni hatırladın mı? Geçen hafta alkol komasına giren hastamız değil mi? Evet, evet takıntısıyım ben. Ya ne diyeceğim? Siz benim geçen hafta midemi yıkadınız ya. İşte o çıkan alkolü ben alabilir miyim? Bir küçük bir, bir büyük 20'lik vardı orada. 20'lik büyük mü? Bana büyük. Beyefendi ne yapacaksınız alkolü? Düğün de alkol bitmiş de. Ben de şey yapayım dedim. Yani doktor bey eğer saf alkol yoksa dezenfektan falan da olur. Elimiz boş dönmeyelim. Allah'ım ya Rabbi. Yahu damat kafadan vurulmuş. Sen ne yapacaksın düğüne gidip ya? Nişanda da gelini vurdular. Hey Allah'ım ya. Doktor bey merhaba. Doktor bey merhaba. Beyefendi ne yapıyorsunuz ya? Hiç sormayın doktor bey ya. Biz alkolde ucuza kaçtık, o da bize kaçtı. Nasıl yani? Bayağı şöyle oldu. Ben alkol işini bizim bacanağa verdim. Bacanak da etille metili karıştırdı. Al dedi sana kokteyl. Şimdi adamlar kör oldu baksana. Bak adamlar kör oldu. Yardım et bu ne yapıyor? Şuna bak. Yardım et kurban olayım. Yapsan sen yaparsın bu işi. Hadi halledersin. Ben kaçtım şuna bak nereye bakıyor. Dur oğlum şu tarafa doğru. Allah'ım korkuyorum. Tamam siz çıkar mısınız? Memduh abi sen dün de miydin ben seni görmedim. Ben ne zamandır görmüyorum lan zaten. Sesime gel sesime. Beyefendi şöyle geçin. Hemşire hanım. Hemşire hanım. Buyurun doktor bey. Hemen hastaları mideleri yıkanmak üzere. Alalım. Tabii. Alalım hepsini. Beyefendi. Ben bunları yapacağımı biliyorum. Buraya. Ahi, ahi, ahi! Doktor bey yetiş gözünü seveyim doktor bey. Al şunu. Koş şuraya. Ne oluyor? Siz de mi düğünden geliyorsunuz? Yok, bende konvoydan sonrası yok. Bana araba çarptı. Hadi çarpıyorsun, ayakkabıyı niye götürüyorsun ya? Diğer ayakkabı nerede? Onu da ben ona fırlattım. Onu da alıp götürdü şerefsiz. Kafanızı falan çarptınız mı? Çarptım ya. İyi bakalım travma falan bakalım, var mı? Bakalım, bayağı bakın ya. Travma mı? Ha. Valla babam beni küçükken dövüyordu. Dayımla ben de babamı dövüyorduk. Sonra amcam da adam toplayıp bizi dövüyordu. Bayağı böyle ben askere gidene kadar bir fiil dayak yedim. Ya beyefendi ne anlatıyorsunuz size? Travmalarımı anlatıyorum çocukluk travma. Zeka eniştemi anlatayım o daha komik. Üstüne basabiliyor musunuz? He bazen kulunçlarını ezdiriyordu. Kim? Zeka eniştem. Ayağınızın üstüne basabiliyor musunuz? Ha yok ben onu kullanmıyorum ya artık geçti. Dur sıra. Hemşire hanım. Hemşire hanım. Hemşire. Hastayı tomografi için alalım hemen. Tabii. Ben tomografi al şunu. Şöyle derim. Doktor bey gerçekten aklı selim bir insandım. Dayaktan böyle oldum. Bitlis yöresi gibi çıktığıma bakmayın ya. Allah'ım oğlum nasıl bir düğün arkadaş kim bilir gelin ne halde şimdi ya Allah Allah. Akif. Nerede o Akif? Hanımefendi, Akif kim? Damat olacak tuzluk ya o. Nerede o? Ne demek? Ameliyathanede girdi adam. Kafadan vurulmuş. Ya bırak bana doktor savunma şimdi bana Akif'i. Ne demek savunmayayım ya? Adam hastanede, ameliyathanede şu anda adam. Oldu. O zaman her kafasından vurulan gelsin hastaneye yatsın. Benim kardeşim haline bak ne halde bak. Bak benim kardeşim halime bak. Bak.
Kadı İsmail'i. Ne halde? Çıksın ben ona göstereceğim. Ne yapacağım ben onu ben biliyorum. Ne yapacaksınız acaba? Bir şey yapacağım ya. Ağzımda benim hep. Bir şey yapacağımdan değil yani. Akif! Akif! Efendim aşkım. Ya siz bu hastayı bayıltmadınız mı? Aslında biz anestezi verdik tabii, vermez miyiz? Ama hanımefendinin sesini duyunca bir anda kalktı. Anestezi, anestezi. Benim bardağım boşaldı, bana biraz anestezi verir misin? Ya sende bardağın ne işi var? Karpuz peyniri de var. Ya Allah'ım, yarabbim. Çıldırız. Ne yapıyorsun lan sen? Ne yapayım be? Sen ne yapıyorsun be burada? Kusura bakma ya, Ertan sırtından kılıçlanınca düğünden erken çıkmak zorunda kaldık. Ya olur öyle şeyler ya. Nasıl olur ya öyle şeyler Allah rızası için ya? Ya bu çok sert. Sende bir şeyler var mı? Ha dur, onu yumuşatmak lazım. Al şundan içine. He, neydi o iç kırmızı? Şalgam, şalgam. Şalgam gibi, şalgam. Şalgam niyetine çek onu, aynen. Az çek lan. Ya arkadaşlar siz ne yapıyorsunuz ya? Bu nasıl bir düğün ya? Ya düğünde nikah memuru olur, sorar, istiyor musun? Diğerleri evet der. Ondan sonra pasta kesilir, halaylar çekilir. Düğün bu. Ne yapalım doktor? He? Biz hiç mi eğlenmeyelim? Aman kız çıkarmaya gitme, komşular gürültüden rahatsız olur. Aman ne bileyim, işte kılıç kalkan oynama arkadaşının sırtına saplanır. Aman kurşun sıkma damadın kafasına gelir. Ne yapalım biz? Biz hiç mi eğlenmeyelim doktor? Oldu o olacak. Alkollü araba da kullanmayalım. Hiç! Kullanmayın! Kullanmayın! Ya ne haliniz varsa görün be! Görürüz! Nah görürsün! Göremiyorsun sen! Şu haline bak ya! Hemşire hanım ben çıkıyorum. Hastaların hepsini psikiyatriye lütfen! Nasıl yapacağım şimdi? O zaman hep beraber lütfen dağılmadan psikiyatri servisine. Tamam mı? Dağılmadan ama lütfen. Sen de yapacağım biliyorum. Ahi ahi ahi! Çok güzel hareket diyenler. Evet. Ekibimizin tamamını da sahneye davet ediyoruz. Gecenin tamamı için soruyorum. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyenler. Müthiş. Buyur abi. Gecenin bir atan yakınsın abi. Böyle çağıralım. Gerçekten bu şahane ekibi alkışlıyoruz. Biz... Onlar olmasaydı bizler 10 yıl önce komedi programı yapan nostaljik insanlar olacaktık. Onlar sayesinde çok güzel hareketler bir okula, bir geleneğe. Onların yeteneği sayesinde bu olay belki de nesilden nesile gidecek. Harikasınız arkadaşlar. Gerçekten sizi gönülden alkışlıyor. Tebrik ediyoruz. Bugün hakikaten bir milat çok güzel hareketler tarihinde. İnşallah sizlere de güzel geçmiştir bu milat. Olmasının nedeni çok anlamlı bir gün aynı zamanda. Bugün yani kurucu nesillerimizden, kurucu neslin en önemli, en değerli ustası Erdal Tosun'un ölüm yıl dönümü. Bugün bütün şakalar, bütün alkışlar, bütün ziller Erdal Tosun'a gitsin. Çok güzel hareketler burada sona erdi. İyi akşamlar, saygılar, sevgiler sevgili izleyenler.